pazar yorgunu yok sevgili Günce. Yazılı olmuşum dün gece sosyalden ve dinden. Sahici sanat çalışmışım, dolmuşum ta boğazıma. Büyük müzik, uzun roman, mutlak kibirle. Deri değiştirmişim Beşiktaş'a geçerken alelacele. Bugün pazar. Bugün pazar gazeteleri alıp basıyorum yaraları ekleriyle. Küçük kent soyluya bir kalıp ezine. Balkonda begonya güzeldir vesaire. Vapurların biteviye geçtiğini bilmek hemşiyon. Mutlu pazar dondurmaları eriyor, balıkları büyüyor. Duyuyor musun ey Günce? Lirikler şarlayarak iniyorum ilk durakta. Patates baskı kızlar da iniyor usta. Rimeller, sivilceler, pozitif enerjiler iniyor. Başımda beğendiğim dizelerimden bir ayla. Çıkarken geçirivermişim üstüme kentli bir sıkıntı. Büyüğünden üstelik, dökümlü duruyor. Çekirdek aileler hafta içini çitiriyor. Bungunluğu, taksitleri, ortanca kızın kara sevdasını. Sahile götürmeli çocukları. İnsanlar benzemeli birbirine. Uzaktan geçen gemiler, ilk gençlik yıllarım. Demeli baba, sigara dumanından bir mask suratında. Yaşlanıyorum. Yaşlanıyorum çünkü korkuyorum diye sayıklamalı anne. Kızımın kalbini karartacak gemiler ufukta. Deniz gözlerini alıyor. Çocuklar, çocuklar yeni bir iftarın eşiğinde. Şehrin dişlerinde bir kamaşma deniz. Deniz, tuzla uyandırılmış bir hava. Sevgili izleyiciler, Millet Kıraathanesi'ne hoş geldiniz. Bendeniz Mustafa Akar, biraderim İbrahim Altay'la. Bu akşam yine çok sevdiğimiz bir konukla sizlerin karşısındayız. Konuğumuz sevgili Handan İnci, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü. Ama biz rektörlüğünden önce onu Tanpınar üzerine yaptığı araştırmalarla tanımıştık. Ve sanırım Mimar Sinan'ın da ilk kadın rektörüsünüz değil mi hocam? Evet. O anlamda da Handan Hocamızın bir ayrıcalığı mı var diyelim? Evet, özel bir durum bu. Eyvallah. Bu akşam aslında Tanpınar'ı konuşmaya niyet ettik. Aslında demem şundan, tam programın başında Handan Hocamız ben şiir okurken güzel bir şey söyledi. Bir tereddüdün adamı dediniz Tanpınar için. Çünkü ben de bir tereddüdün şiirini okudum Ahmet Murat'tan. Niye hocam mesela bir tereddüdün adamı diyorsunuz Tanpınar'a? Hemen direkt oradan girelim. Ne güzel oldu, evet. Şiir çok güzelmiş, önce onu söyleyeyim. Ağzınıza sağlık, yazanı da tabii Ahmet Bey. Evet. Tanpınar'ın tereddütlerin yazarı olduğu hep bildiğimiz, konuştuğumuz bir şey. Onun bu konuda kullandığı bir kelime de var, eşik. Yani eşikte durmak. Şimdi bunu farklı yorumlayabilirsiniz. Eşikte durma halini bir tereddüt olarak da yorumlayabilirsiniz. Bir seçmeme hali olarak da yorumlayabilirsiniz. Ben biraz ikincilerden yanayım. Yani Tanpınar'ın bir seçmeme hali diye yorumluyorum. Seçmeme hali ya da ikisini de seçme hali de diyebiliriz buna. Yani şarkı ve garba, onun kelimeleriyle konuşursak çok izafi şeyler bunlar. Özellikle günümüzde daha da izafileşti ama şark ve garp dediğimiz, yani bırakıp geldiğimiz bir medeniyetle kapısında durduğumuz bir medeniyet diyelim buna. İkisinin arasında durmak, ondan da beslenmek, ikisinden de haz duymak gibi bir tereddütten söz edebiliriz. Bu kötü bir tereddüt değil. Güzel, besleyici, zenginleştirici bir tereddüt. Ama bunu menfi olarak, yani eve girmemiş, evin dışında kalmış olarak okumak da mümkün ki böyle okumalar da var. Ama ben Tanpınar'ı... Peki bunu dönem dönem mi yapıyorsunuz? Mesela bütün dönemler için mi diyorsunuz Tanpınar için hocam? Tanpınar'ın cezri bir garpçı olduğu 30'ları bırakırsak, kendisi için söylediği bir ifadedir o. 30'ların işte başına doğru cezri bir garpçıydım. Hatta divan şiirinin lise kitaplarından çıkarılmasını savunuyor bildiğiniz gibi. Fakat sonra kendime göre tefsir ettiğim bir şarkta yaşadım diyor. Şimdi bu tefsir kelimesi de önemli. Yorumlamak yani. Mutlak bir şarkı yok. O bizim yorumumuzla şekillenen bir şey. Tanpınar'da geçmişe, yani şarkı arka tarafa baktığında sırtını dayadığı şeye, onda sağlam olan şeyler olduğunu görüyor. Ve buradan seçiyor bazı şeyleri. Batıya bakıyor, orada da sağlam, esaslı şeyler görüyor. Oradan da seçiyor. Ve arasında duruyor bunların. Yani ne o tarafın ne bu tarafın değil. İşte bu Araf'ta olma hali onun bazen başına bela da oluyor. Çünkü o ne o tarafa yarıyor, tereddüt ne bu tanımlamanız tarafa. O Araf üzerinden tereddüt şekilleniyor sanırım. Evet, tereddüt aslında burada dediğim gibi besleyici, zenginleştirici bir kelime de olabilir. Kararsızlık, ne yapacağını bilemeyen biri olarak da görülebilir ama bence öyle değil. Çok esaslı bir seçimi vardır Tanpınar'ın, günlüğünde de söyler bunu. Ben sadece sahici olanın peşinden giderim der. Nerede olduğu önemli değil, batıda ya da doğuda.
esaslı olanın peşinde gitmek. Ben mesela Tanpınar'a bakınca işte İbrahim'in de şeylerini merak ediyorum, görüşlerini merak ediyorum. Ama tereddüt tanımlamanız beni şey yaptı. Yani böyle hemen programın başında bir de anında söylediniz. Çok ilgimi çekti. Şundan ilgimi çekti. Çünkü ben mesela kendi kişisel Tanpınar okumalarımda hep onu keşfettim. Kendimce keşifler onlar tabii. Tanpınar'da bir süreklilik arama şeyi var. İlgisi, alakası, hevesi belki de var. Hı hı. Çünkü yani Kelile ve Dimme ile işte Banzak'ı aynı iklim içerisinde okumak istiyor. Yani işte Itri de dinlemek istiyor diyelim. Itri üzerine de bir şeyler söylemek istiyor. Ama aynı zamanda Itri'nin hemen yanında Bahı da eklemek istiyor. Yani kültürde Doğu Batı arasında bir süreklilik içerisinde gezinmek istiyor Tanpınar. Hani bu anlamda hep Tanpınar, çünkü aklımıza hep Tanpınar deyince bizim belki de talim terbiyenin bize yüklediği kalıpla Doğu Batı arasında sıkışmış aydın tipi geliyor. Ben mesela kendi okumamda Tanpınar'ın bunun tamamen dışında birisi, evet, olduğunu hep kendimce keşfetmişimdir. Çok doğru bence. Yani Tanpınar aslında Doğu Batı arasından hep kurtulmak istiyor. Yani bir tür süreklilik, o bağlardaki kopuşu onarmaya dönük çalışmalar içerisinde bir adam var karşımızda. Evet. Yani bilmiyorum, siz ne düşünürsünüz? Tabii ki katılıyorum. Ama hocamız varken ben tabii söyleyeceklerimin. Hocam, hep merak ettiğim bir şey var. Tanpınar Abdullah Efendi'nin rüyalarını 35 yaşında mı yazıyor? 30 sayılabilir. Tabii 30'ların başı oluyor. Yani 30'ların epey başı. Geç 1901 bir, doğumlu olduğunu düşünürsek doğru. Epey geç bir yaşta yazıyor. O zaman geç bu sizin zaten Nesre geç. Evet. Söylediğiniz tasnifinize göre ilk hikayelerini vermeye başladığında o çok batıcı olduğu şeyden biraz çıkmış gibi oluyor diyebilir miyiz? Abdullah Efendi'nin rüyalarıyla batıcı olmama gibi bir şey ilişkilendirdiniz burada. Yok, kastettiğim şu. Mesela Ömer Seyfettin 36 yaşında vefat ediyor ama bir sürü bir külliyat bırakarak arkasında, hı-hı, gidiyor. Bazı bildiğimiz işte batıda ve doğuda şairler, yazarlar var. Bunlar eserlerinin önemlice bir kısmını çok ilk gençlik dönemlerinde veriyorlar. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar yayınlamaya diyelim en azından, nispeten bunlarla mukayese ettiğimizde çok daha geç bir dönemde başlıyor. Ve bunun da etkisiyle olabilir. Mesela hikayelerini çok bilmeyiz ama çok güzel hikayeleri de var. Bence olağanüstüdür. Yani Abdullah Efendi'nin rüyalarını 1930'ların işte içinde yazmış olması, tabii, çok çok etkileyicidir. O dönemin hikayesine bakarsak benzeri de yoktur. Kesinlikle. Ve ben Tanpınar'ın hikayeleriyle okunmasını çok tavsiye ediyorum gençlere. Orada gördükleri şey, şimdi biz Tanpınar konuşunca hep birazcık da bu muhafaza kelimesiyle çok yan yana getirdiğimiz, evet, için, evet, belki de gençler henüz Tanpınar okumamışlar. Karşılarını böyle tutucu bir işte kültür, bir kültür diye, öyle değil Hacı aslında. Hacı amca var filan zannediyorlar. Çok güzel öyle söylediniz. Yok. Hiç ilgisi yok. Yok, o kadar çağının ötesinde, o kadar evrensel başka bir yazar var ki. Yani dünya çapında bir yazar bir kere Tanpınar. Tabii. Başka bir dilde yazmış olsaydı onun kurcaladığı, uğraştığı meseleler varoluşa, yani insanın yeryüzünde ne yapıp ettiğine dair meselelerdir. Bu kültürün içindedir ve bu kültürü kurcalıyor. Ama bununla da yetinmiyor. İşte batıya da, doğuya da, güne de, geçmişe de, geleceğe de hareket alanı çok geniş Tanpınar'ın. Bu yüzden de bence o çağının dışına çıkabilen bir yazar olmuş. Bir de tabii edebi güç var. Yani çok kuvvetli bir edebi. Tabii. Ya o dönemki halen belki eserlerinde en çok kelime kullanan insanlar arasında herhalde ilk sıralardadır muhtemelen. Çok, çok zengin bir dil. O dil tabii ki şu anda onun için bir engele de dönüşüyor. Gençler özellikle okumakta zorlaşıyorlar. Zorlanıyorlar. Bence şöyle gidelim. Hani Tanpınar'ı bir tür anlama kılavuzu gibi düşünelim bu programı. Dolayısıyla hani bizi izleyen insanları da Tanpınar hakkında, evet, doğru bir yönlendirmeye bence tabi tutmak isterim kendi açımdan. Çünkü hani WOW TV'nin de görece genç bir izleyicisi var. Şöyle öneriyorum hocam. Şimdi buradaki hani siz tabii uzmanısınız ama bizim de kendi açımızdan bir Tanpınar okumamız var ama. Dolayısıyla şöyle başlayalım. Mesela Tanpınar'ın kendini var etme şekli ilk nasıl oldu? Yani hani bir taraftan şair olarak anılmak isteyen bir Tanpınar var. İşte öte yandan bir dönem milletvekili, Maraş milletvekili sanırım. Evet. Milletvekili kimliğiyle mecliste bulunmuş bir Tanpınar var. Bir deneme yazarı Tanpınar var ki yani o mesela yaşadığım gibi falan okuyunca çok yüksek bir estet var karşımızda. Öte yandan bir gezi yazarı var. Mesela Fransa'ya ilk gittiği anda hatta ayaklarında siyatik falan var, böyle hani
onları anlatma biçimi, dertleri falan, değil mi? Onları müthiş anlatma bir biçimi mizah bile insan var. Müthiş. Yani, hani kendine dalga geçmesi. Evet. Bir anlama kılavuzu gibi gideceksek, şeyden başlasak nasıl olur sizce? Tanpınar'ı Tanpınar yapan etkenler, yani geçmişte belki Yahya Kemal midir nedir? Çünkü bir şeyi de devam ettiriyor, değil mi? Yahya Kemal etkisi midir Tanpınar üzerinde var olan şeylerden şimdi biri? Şimdi ben Tanpınar üzerindeki Yahya Kemal etkisinin hakikaten birazcık artık yeni bir bakışa ele alınması gerektiğini düşünüyorum. O kadar da değil. Yani böyle büyük bir gölge var üzerinde. Babanın altında kalmış. Bak. Şimdi Tanpınar İstanbul'un dışında büyüyor. Bu duyduğunuzda ilk çarpıcı geliyor, değil mi? Evet, burada doğuyor. Evet. İşte 120. yılındayız. Ama İstanbul'un dışında büyüyor ve İstanbul'u okuyarak, dinleyerek ve hayalleri, masalları takip ederek büyük annesinden duyuyor. Yani onun için İstanbul nakledilen bir şey. Buraya geliyor nakil bir İstanbul'dan, ona nakledilmiş bir İstanbul'dan. Bu defa Yahya Kemal'le karşılaşıyor, hocası oluyor. Yahya Kemal'i onu bir daha geriye götürüyor. Bu defa geçmişinden alarak, fetihten itibaren bir başka İstanbul, tarihselleştirmiş bir İstanbul'u anlatıyor. Dolayısıyla İstanbul'u Tanpınar bize çok farklı katmanlar arasından veriyor. Bunun yanına kendi gördüğü Tanpınar, İstanbul'u da koyuyor. İşte Huzur'un o sahnelerini hatırlayın. Savaşın arifesinde duran bir İstanbul var. Yoksuldur. Sokaklarda çocuklar. Yine bir türkü devam etmektedir. O devamlılık dediğiniz şey. Aynı zamanda yoksul bir şeyi, kalkınma meseleleri, bunu da görüyor. Yani Tanpınar'ın burada yetişmesinde evet Yahya Kemal çok önemli. Ama onun kadar önemli başka şeyler, başka isimler de var. Mesela Fransız sembolist yazarlardan, şairlerden son derece etkilenmiştir. Baudelaire'den, Verlaine'den mesela. Valéry'den son derece bunlar ama o dönemin entelektüellerinin hemen hepsini. Hepsinin tabii ki yani başucunda duran yazarlar aslında. Ama sanki ayırıyor değil mi hocam? Mesela rüya meselesi Tanpınar'ın uğraştığı çok böyle ana şeylerden bir tanesi, alanlardan bir tanesi. Hani şiiri rüya olarak neredeyse okuyor. Bir rüya hali. Bir rüya hali gibi okuyor. Mesela o isimlerden de hep bununla ilgili çalışmış olanları bu tarafa ayırıyor. Evet. Yani Jung'dan, Freud'dan, Bakeler mıydı? Başlarda. Onu mesela bu tarafa ayırıyor. Yani biraz da böyle hani seçtiği isimlerle ilgili de kendi çalışma kılavuzuna uygun olanları bir tarafa doğru böyle ayıran bir Tanpınar da var. Yani biz onun üzerinden de okuyabiliyorsunuz o isimleri. Önce bir mizaç ve edebiyat algısı var ve onu besleyen kaynaklara yönelme var diyorsunuz. Yani, o nasıl başlıyor mesela? İşte onu merak ediyorum hocam. İşte okumalar ve Tanpınar'ın tabii ki Yahya Kemal'den buradan beslendiğini söyleyebiliriz. Ve Haşim'den. Haşim'den de çok besleniyor. Mesela şiir anlayışı Haşim'e yakındır. Yahya Kemal'e değil. Doğru, evet. Yahya Kemal'in imgesini çok seviyor Tanpınar. Yani bir arzu nesnesi gibi. Tanpınar Yahya Kemal'in olduğu şey olmak istiyor aslında. Nedir o? Gerçekten şiirin üzerine oturmuş ve şiiriyle var olmuş biri. Kıskanıyor da Yahya Kemal'i. Şöyle, sadece şiir yazarak var olabilmiş, ismini var edebilmiş. Ama Yahya Kemal'in şiirini yazmak ister miydi? Hayır. Yazsaydı Bursa'da zamanın varyasyonlarını görebilirdik. Yapmadı. O başka ama bir şey. Ama romanını yazdı gibi sanki. Huzur'da evet, mı diyorsunuz? Huzur'da. Evet, bir şekilde de onu söyleyebiliriz. Ama şiirse burada noktamız o Haşim gibi bir şiir yazmak. Ama Yahya Kemal kadar etkin ve nüfuz sahibi olmak istiyordu. Bir spekülasyonlar çok yapılır biliyorsunuz çok. Edebiyat dünyasında. Bu konuyla ilgili de şöyle bir görüş vardır. İşte büyük bir ağacın gölgesinde bir başka büyük ağaç yetişmez. Ahmet Hamdi Tanpınar da şiirde bu ikisini geçemeyeceğini anladığı için nesre yönelmiştir derler. Bu görüşe katılır mısınız? Katılmıyorum. Hemen yekten söyleyeyim. Katılmıyorum. Tanpınar'ın kendisi de katılmıyor. Bakın Tanpınar'ı tuzağa düşüren, kendi kendini tuzağa düşürtmüş bir cümlesi var. Biz eleştirmenler, okurlar, yazar kendisi hakkında bir cümle kurarsa hiç onu sorgulamadan sahipleniyoruz. Şiiri biliyordum ama yapamadım diye bir cümle kuruyor, değil mi? Bundan sonra ne yaparsa yapsın biz onun şiiri yapamadığını düşünmeye başlıyoruz. Hayır, kendine göre bir şiiri var. Çok kendi güzel. Estetik anlayışı içinde güzel bir şiiri var. Biz yazarı yazardan da kurtarmalıyız. Belki hayır, sizin yaptığınız şey aslında kendi açısından iyi bir şey, şiir. Onu da söyleyebilmeliyiz. Bir de şu var, Allah aşkına şiir sadece dizelerle mi yazılır? Bakın demin söylediğiniz yaşadığım yani gibi. Huzur romanı, hayır yani yaşadığım gibiden önce hocam mesela Huzur romanındaki bazı tasvirler. Şiir. Yani ben bunları böyle hocam. Bir defterlere falan eski defterlerime kaydetmiştim. Onlar bildiğiniz bu şiir. Düz yazı şiir. Şiir yani. Tabii. Hocam ben bu şiiri yapamadım demesini, benim hocam programdaki rolüm biraz muhalif olmak. İzin verirseniz ben olur, bu rolümü oynayayım. İngilizce fishing for compliment dediğimiz bir şey vardır. Yani bir şiiri yapamadım derken.
Ben ona benzer bir hava hissediyorum. Yani yapamadığını düşünmüyor aslında. Ama bunu yaptığını söylemek istemiyor. Bunu başkalarının söylemesini istiyor. Yoksa Yahya Kemal'in hani bestelendi de Leyla Ela gözlü bir çöl ahusu saçları bahtımdan daha siyahtı. Bu çok üst düzey bir şiir yani. Evet. Buna benzer başka şiirleri de var. Ya ben burada hocamın adına itirazı şöyle biraz daha şekillendirebilirim. Yahya Kemal ile yani Tanpınar'ın şiire bakışlarında şöyle bir fark var. Bak. Yahya Kemal her yazdığı şiiri bir anıt gibi tasarlıyor. Yani mesela kitap neşredememesinin anladığım kadarıyla en büyük sebebi o. Yani her şiir üzerinde bir kitap mesabesinde düşünülmüş birer küçük anıt onun için. Yani küçük küçük anıtlar. Yontulmuş. Mermerin içinden, dilin içinden yontulmuş. Kesinlikle öyle. Yani yani sadece hece ölçüsüyle yazdığı bir şiir var. Ok. O da ok şiiri. Ok şiir. Diğer bütün şiirler aruz vezine yazılmış olmasına rağmen o şiirlerin yarattığı hava daha biçemden önce hece şiirinin ortaya çıkacağı tabiatı bir şekilde oluşturuyor. Yani o söyleyiş zenginliği. Bir burası var. İkincisi de anıt meselesi ve biz belki hala günümüzde şiir yazan birçok insan bile farkında olmadan aslında Yahya Kemal'in söylediği bir tarz üzerinden şey yapıyoruz, mısra kuruyoruz. Yani mısra kurarken bir takım kelimeleri kullanırken, çünkü şairler, yani daha doğrusu iyi şairler, kelimeleri çok sahiplenmek isterler. Yani o yani, kelimeci şiir. Kelimeci şiirdir. Yani bunun en büyük örneği Yahya Kemal'dir. Yani mısracıdır böyle yani. Her mısrası böyle balyoz gibidir. Ama Tanpınar'da ise şiir, yani bir rüya haline yakınlaştırma. Evet, bir akış hali. Bir uçucu bir şey var. Uçucu, böyle yani okurken size hayaller kurduran. Hı. Yani hani şiir şiirde kalmaz abiler diyor ya Ece Ayhan. Yani Tanpınar'ın şiirinde şiirde kalmayan bir taraf var. Ha bunu biçim olarak konuştuğumuz elbette dönemindeki birçok şairle karşılaştırıldığında tabii ki Tanpınar için büyük şair diyemeyiz yani. Ama şair değildir de diyemeyiz. Yani hani o dönemki şiirin havasında çok başka bir şey yazmış bir adam. Ama şunu çok net söyleyebiliriz. Hani bazı büyük yazarlar vardır. Onlara böyle ne şair, ne romancı, ne denemeci, ne işte hani tanımlamaların da üstünde belki sadece yazar demek lazım. Çünkü yaptığı kesinlikle işte kompedanlaşıyor bu isimler. Şimdi ya bir de şu mesele algı var. Belki onu da konuşacağız az sonra. Zaten Tanpınar'ın en büyük talihsizliği bu. Yani ne yapsa, değil mi? Yani yaşadığı İyisini dönemde yapıyor. Bir yaranamama şeyi var. Durumu var. İşte az önce bahsettik, hani o kadar çok kollu bir yazım dünyası var ki, önümüzde o kadar büyük bir hazine var ki, ama yaşadığı dönemde bu hazineyi daha derli toplu bile görme lüksünü çok ciddi yaşayamadı Tanpınar. Ama tabii bunun şeyin farkındayım, hani şu çok okunamadığı meselesinin de boş bir lakırda olduğunu da farkındayım yani hani. Tabii sükut ki şimdi daha çok okunuyor. Dediğimiz hayır, şey. Hayır, sükut suikastine belki uğramıştır. Onda da bizi kandırıyor Tanpınar. Nasıl hocam, nasıl kandırıyor? Kandırıyor. Yani beni okumadılar, beni görmediler. Hayır, doğru değil. Bayağı güzel çevresinde gençler var. Onu okuyan, hatta edebiyattan da iyi anlayan insanlar. Beni okumadılar dediği kişiler işte Bedri Rahmi Eyüboğulları, Adalet Cimcozlar, Azra Erhatlar. Onlar beni okumadı diyor. Bence, oradan onay çevresi almayı çok istiyor. O çevreden onay almayı çok istiyor. Bence onlar da gizli gizli mutlaka okudular yani. Pek zannetmiyorum. Çünkü bakışları oraya matuf değildi. Yani orayla ilgilenmiyorlardı. Onları da anlayabiliriz. Çok konjonktürel, çok hayatın akışında giden bir edebiyatın içinde gidiyorlardı. Ama Tanpınar hayata tabi olan bir insan değil. Yani gündeliğe tabi olmuyor. Kendi arıyor, sorguluyor ve çağının farklı bir şekilde düşünebileceğini gösteriyor. Yani şimdi şöyle düşünelim. 1901'de doğuyor. Asrın kapısında doğanlar diyor kendileri için. O çok etkileyicidir ve mahkum bir nesil. 1901 zaten müthiş. Evet. İşte Necip Fazıl, evet. Nazım Hikmet. Yan yine koyun. Yani bu asrın kapısında doğanlar bunlar. Ve mahkum bir neslin çocuklarıydık diyor. Mahkum bir nesil nedir? İşte bir çöküşü görüyorlar, evet. Osmanlı'nın çöküşünü. Sonra bir yeni ülkenin, cumhuriyetin kuruluşunu görüyorlar. Tamam. Şimdi bu kuruluş sırasında büyük bir heyecan ve coşkuyla bu akışa kapılanlar var. Ki 30'lara kadar Tanpınar'da öyledir. Sonra birdenbire durup ya dur bir dakika, geride biz bir şey bıraktık. O çok kıymetliydi. Hadi gidip oradan bir şeyleri, o enkazdan ne çıkarabileceksek onları alalım. Evet yıkıldı ama çok kıymetli mücevherlerimiz var içinde. Onları güne taşıyalım. Dediğinde yok Hamdi. İşte dur. Mesela Yahya Kemal'in orada çok ciddi bir rolü var. Evet yani. Yahya Kemal de geçmiş. Kapıyı o açıyor aslında. Evet bakıyor. O
geçmişe bakma duygusunu ya da İstanbul'u, şehri bir kültür mekanı olarak gezme, yorumlama ve o katmanları görme duygusunu tabii ki Yahya Kemal'den alıyor. Ama entelektüel açıdan, geniş okumalar açısından baktığımızda ben Tanpınar'ın Yahya Kemal'i aştığını düşünürüm. Bilmiyorum muhalifimiz ne der? Bu konuda size katılıyorum hocam ama iki şey sormak istiyorum. Şimdi Yaşadığım Gibi kitabından söz ettik. Evet. Yaşadığım Gibi kitabında siyasi makaleleri de var değil mi? Çok az. Evet, ilk baskıda çok azdır. Ama bu makalelerde çok korkunç bir rejim övgüsü görüyoruz. Helikonmayanlarda daha da fazlaydı. Ne demek istediğimi anladınız. Gayet iyi biliyorum. Yani evet, sanatında böyle bir arayış içerisinde ama bir yandan da orada tabiri caizse hani kötü bir kelime kullanmak istemiyorum ama belki de aşırı bir övgü var. Birincisi bu neden? Yani bunu neyle yorumluyorsunuz? İkincisi, şimdi biraz önce anlattık, 1900 doğumlular dedik. Bir tanesi Nazım Hikmet, öbürü Necip Fazıl filan. Bunlar son derece parlak şahsiyetler, sosyal hayatlarında da öyleler. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar sosyal hayatında tabiri caizse bir varlık gösterememiş, bir ışık pek yayamamış. Hatta böyle küçültücü lakaplarla anılmış birisi olduğunu biliyoruz. Bunun onun yazarlığına bir etkisi olmuş mudur? Şimdi bunun aslında nedeni muhit sahibi olmaması. Tanpınar'ın bir muhiti yok. Şimdi Necip Fazıl'ın bir muhiti var. Necip Fazıl'ın da Nazım Hikmet'in de bir muhiti var, bir çevresi var. Evet. Tanpınar yalnız bir yıldız. Bir kutup yıldız gibi tek başına. Oğuz Demirel'in kelimesiyle söylersen, benzetmesiyle tek başına biri. Ve söylediği şeyler de aslında o dönemde hiç kimsenin ilgisini çekmeyen konular. Yani ne geçmiş, ne kültür, ne Dede Efendi, ne Itri, ne Mahur Beste'nin insanları. Hiçbiri kimsenin görmek istemedi. Bir an önce o evi boşaltıp kaçmak istediğimiz bir dönemde o boş evin içinde gezip ne bıraktığımızı arıyor. Yani bu ev metaforundan gidersek ışık saçmıyor tabii ki. Ama günlüğünde de söylediği gibi bir gün bana dönecekler diyor. Çünkü esaslı olanın üzerinde durduğunu biliyordu Tanpınar. Kültüre ait, insana ait, varoluşa ait bir temel meseleyi kurcalıyorsunuz siz. Mutlaka o cevhere tekrar tekrar döneceğimizi biliyordu. Ve nitekim de öyle oldu. Yani evet. Tanpınar'ın meseleleri eskimiş meseleler değildir. Öte yandan baktığımızda bazı meseleler eskimiştir edebiyatta. Hele hele edebi bir kuvvetle işlenmemişse. Slogan edebiyat, değil mi? Şablon edebiyat. O günlerde çok parlak olan edebiyat. Mesela Huzur'la Bizim Köy aynı yıl yayınlanıyor. Evet, Bizim Köy, evet. Köy romanı furyası aynı dönemde. Özellikle Bizim Köy Mahmut Bakal'ın inanılmaz okunuyor ama Huzur... Çok satıyor. Evet, Huzur'u göz ucuyla bile bakan neredeyse Hatta yok. Hatta gazetede tefrika ediliyor değil mi hocam, yanılmıyorsam? Cumhuriyet'te Huzur tabii ki ediliyor. Tefrika ediliyor. Daha sonra kitaplaşıyor bir İstanbul yıl sonra. İstanbul Üniversitesi yayınlarından herhalde ilk. Hayır, ilk yayını oradan değil. İstanbul Üniversitesi hiç yayınlamadı Huzur'u. Ha öyle mi, ben karışıyorum o zaman. Evet. İkinci baskısı tercümandandır. İlk Remzi Kitabevi, sonra tercüman, sonra dergah. Evet, okunmuyor. Yani depoda çürüyor Huzur. İşte kapağını alıp değiştirip tercüman ikinci kitabı olarak yeniden basılıyor. 70'lere kadar okunmuyor. Neden 70'lerde okunuyor? 70'lerde hakikaten konular artık biraz değişmeye başlıyor. 50'ler, 60'lar değişmiş oluyor. Kültür, kimlik sorunları daha çok gündeme geliyor. İşte Cemil Meriç'in de yani o sıralarda okunduğunu görüyoruz. Daha farklı bir okur kesimi oluşuyor orada ve Tanpınar da üstelik esaslı bir yazar. Yani oraya giren boş çıkmıyor, Tanpınar'ın dünyasına giren. Her kesimden okunabiliyor. Peki şöyle devam edelim hocam. Orası eleştiri tarafı, ben de mihmandarlık yapayım. Bu kadar okunmamasına rağmen diyelim, hani günlüklerinden de anladığımız kadarıyla, bundan da dertli bir insan olmasına rağmen, mesela Huzur gibi, yani gerçekten hani biz şimdi roman diye bahsedebileceğimiz, geriye döndüğümüzde ilk onu herhalde diyebiliyor. Tabii ki ondan öncesi de var, onu yatsımıyoruz ama hani tam anlamıyla bir roman diyebileceğimiz ilk romanımızı Huzur sayarsak eğer. Mesela Huzur gibi o yıllar için ve o dönem için beyhude sayılabilecek bir işe niye girişiyor hocam? Yani bu mesela işte ben biliyorum da hadi şeyden rol çalmayayım. Yani bir nehir roman mı yazmak istiyor? Beyhude aklına... olduğunu nereden çıkardınız? Hayır, ben onu yani şöyle diyorum. Tam işte, da onun kelimesi. Bütün bunları toplayınca sanki beyhude bir işmiş gibi gözüküyor ya, yani hiç bunların bir karşılığı yok. Basıyor ama kimse hakkında para kazanmayacak en azından. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bakın duymuyor. Biraz şu Tanpınar imajını birazcık böyle bir sarsalım değiştirelim. İşte onu Tanpınar, evet, evet. Şu kitapta, şu Kültür Bakanlığı'ndan çıkan kitapta bir yazım var benim. Tanpınar olmak.
Tanpınar kendisini bir heykel gibi şuraya alıyor ve kendisini inşa etmeye çalışıyor. Onun günlüğü bir amel defteri. Durmadan kendisini sorguluyor. Ne yazdım, ne yaptım, ne kadar yaptım, çok iyi yaptım mı, geleceğe kalacak mıyım? Durmadan ve Tanpınar'ı inşa etmeye çalışıyor. Ve çevresindeki bütün insanlara da şöyle bakıyor. Kendini gerçekleştirebilmiş mi? Kendini yapabilmiş mi? Hayatını bir noktaya getirmiş mi? Kendi olabilmiş mi? Bu olma hali ise onun için hayatın anlamı. Yani diğer her şey bir malzeme. Hatta kültürümüz, hatta kimliğimiz, hatta varoluşumuz da bir malzeme. Bu Fransa edebiyatına dünya gelseydi yine aynı sahiplerle hareket etseydi bu defa oradaki malzemeyi kullanacaktı. Tanpınar öyle bir kumaş, öyle bir cins yazar. Yani asıl bütün derdi kendisini inşa etmek ve geleceğe bırakmak. Bunun için de sanatın tek çözüm yolu olduğunu düşünüyor. Yani geleceğe kalmak. Ve haklı da, çünkü bakın Tanpınar'ı konuşuyorsak neyle konuşuyoruz? Sanatıyla konuşuyoruz. Evet. Eğer güçlü bir yazar olmasaydı sadece tartışılabilecek birkaç fikrin yazarı olurdu. Değil mi? Onun çok iyi, çok üst düzey bir sanatın içinde bize verebildiği için konuşuyoruz bugün Tanpınar'ı. Kazanmıştır yani. Onun mihveri, noktayı nazarı sadece mükemmel sanat eserleri meydana getirmek ve böylece geleceğe kalmaktır. Yani günlüğünün son sayfasına geliyoruz. Neredeyse işte bir yıllık ömrü kalmış. Hesap kitap yapıyor. Yani o amel defterini boşuna söylemiyorum. Durmadan bir bilanço gibi sorguluyor kendisini. Ne yaptım, ne yaptım, ne yaptım diye. Şimdi bugün hayran olduğumuz her şeyi yapmış. Huzur yazmış, Beşehir'i yazmış, Sadir Hayal Mesut'u yazmış. İşte hadi şiirleri var, edebiyat tarihi var, denemeleri var. Hiç yani şey yapamamışım yazarın, diyor. Bakın cümle şu, cümle şu. Hala hiçbir şey yapamamışım. Vaktim az, bir an önce eserime çalışmalıyım. Eseri dediği de Ay'daki Kadın. Hakikaten Ay'daki Kadın Tanpınar'ın roman dünyasında bambaşka bir zirve olacaktı. Biz şimdi okuyabiliyoruz ama hani o herhalde yarım ve toplanmış hali. Evet, şimdi mesela Tanpınar'ın arşivinde biz onun değişik varyasyonlarını da buluyoruz. O Güler Güven hocamızın yaptığı bir kurguydu. Bir başka kurgu da yapılabilir. Bazı bölümler eklenerek yeni bir eser yapılabilir. Aslında Tanpınar'ın bir yönü de bu. Tanpınar hiçbir zaman o tereddüt kelimesini hani buraya da alalım. Tamamlanmış olmuş değildir. Tam bir eseri bile yok. Şu Tanpınar yarım, merkezinde bunlar için herhalde çaba sarf ediyorsunuz ama onu da konuşacağız ilerleyen. Hep yarım, hep toparlanıyor. Mesela Huzur'un tefrikasından söz ettiniz, evet, değil mi? Evet. Ben bunu gazetede okuduğumda şaşkına dönmüştüm. Çünkü içinde Suat yoktu. Yani Suat'ın olmadığı bir huzur düşünebiliyor musunuz? Evet. Romanı kitaplaştırırken Suat bölümüne ekliyor. Ve tam bir anlam kazanıyor. O da yetmiyor. O da yetmiyor. Sonra bazı meseleleri daha anlatmam gerek. Yetmedi bu kitap. Çünkü Huzur'un bütünlüğünü bozmak istemiyor. Bu defa Suat'ın mektubunu yazıyor. Ve dediğiniz gibi o zinciri bir halka halinde bir bütün esere çeviriyor. Az önce çok güzel bir şey söylediniz. Bu büyük yazarları dediniz. Eser tekil çalışmalarıyla düşünmeyin. Bunlar bir dünya kuruyorlar. Çok anlamlı bir şey. Dünya kurmaları. Bakın Tanpınar yine günlüğünün sonuna doğru diyor ki tek bir amacım kaldı, adı Dünyam olan bir dergi çıkarmak diyor. O yüzden bu çalışmanın adını da Dünyam koymuştum. Orada sadece kendime ait meseleleri anlatacağım diyor. Tanpınar bir dünya yazarıdır. Yani dünya kuran bir yazardır. Bütün büyük yazarlar böyledir. Onları tek bir eserle düşünemezsiniz. Tek bir cümlenin yazarıdır onlar. O cümleyi romana, yani bir tane romana, okusma hikaye bunları var ama hani bir büyük kitapları var ama diyelim onlardan bahsedebileceğimiz ama tabii hepsi aslında o korpusa doğru hepsini çeker. Yani toparlar içinde. Yani tek bir eser diğerleri kıvır zıvır değildir. Hepsi tabii, inanılmaz bir yapı bütünlüğü içinde birbirine öylesine ustalıkla inşa edilmiştir ki hani son bir vuruşu vurduğunuzda son bir eser ortaya çıkacak gibi o son vuruşunu da Ay'daki Kadın'da yapacağını düşünüyor. Onu yetiştirebilir. Resim üzerine. Orada resim öne geçiyor. Neden? Evet, çünkü Paris'e gitmiş, resim gezmiş. Onun için tabloları müzeleri gezmiş, görmüş. Evet. O kadar da biyografik bir çizgi var ki romanlarında. Okuduğunuz zaman şaşırıyorsunuz. Yani bu kadar biyografik bir eseri, bu kadar güçlü bir yazar nasıl yazabilir diyorsunuz. Neredeyse birebir adım adım hayatını takip ediyoruz eserinde. Ama okurken Tanpınar'ı da düşünmüyoruz. Başka bir şey düşünüyoruz. Bu da sanatın gücü işte. O da kendini saklayabilme bu yeteneği evet, herhalde. Evet, işte büyük yazar bunu yapabiliyor. Bu bir sahne var, hayatını takip ediyoruz dediğiniz için sormak istiyorum. Bir iki yerde geçiyor. İşte Balkan Harbi olmuş. Ya da biliyorsunuz trenlere doluşup insanlar buraya doğru göç ediyorlar. Küçük bir çocuk annesiyle beraber bu trene binmeyi başarabiliyor. Sonra orada tabii o kalabalıkta bir genç kızın kucağında uyuyakalıyor ve zannediyorum Tanpınar eğer kendisi ise bu.
kendisi midir en çok hayatını belirleyen, etkileyen şeylerden biri. Ve bir Tanpınar'a hani muhafazakar yazar filan deriz de muhafazakarı gerçek anlamıyla kullandığımızda ancak belki bunu söyleyebiliriz. Yani böyle bir sahneyi bütün ayrıntılarıyla yazmıştır. Evet. Orada anlattığı kişi kendisi mi hocam? Şimdi ben böyle bir cümleyi kurmam. Çünkü bu romana ve yazara haksızlık olur. Yani eserinin içinde evet. kendi hayatına dair sahneler, şeyler görebiliriz ama o artık Huzur romanı içinde Mümtaz'ın gerçekliğidir o. Yani Mümtaz'ın yaşadığı bir deneyimdir. Ve o deneyimden yola çıkarak bütün romanın anlam dünyasını kurar. Günah duygusu, ilk hazla birlikte içselleştirilen günah duygusunu sonra bütün hayatını Mümtaz'ın nasıl ele geçireceğini ve etkileyeceğini o sahneyle vurgular. Büyük bir yazarın ustalıkla işlediği bir şeydir orada, bir sahnedir o. Hocam şimdi bir konuda itiraz edeceğim. Edeyim ne güzel. Şimdi Tanpınar yalnızdı dedik ama sanki o kadar da yalnız değildi gibi geliyor bana. Hangi açıdan baktığımızda. Şimdi biraz önce saydığımız isimlerin mesela Peyami Safa'nın ya da o dönemde çok gündemde olan, popüler olan yeni tabirle isimlerin öğrencileri yoktur pek. Ama Tanpınar'ın baktığımızda öğrenci yetiştirdiğini görüyoruz. Ve bu öğrenciler mesela ben de siz de o çizgiden geldiğinizi düşünüyorum. Kabul eder misiniz bilmiyorum. Etmez miyim? Ne haz verici tabii. bir şey değil mi? Mehmet Kaplan'dan ders alıp Zeynep Kerman'la tez yapıp tabii. oraya gelmek çok güzel i̇şte bir şey. Mehmet Kaplan var. Orhan Okay var. Orhan Okay rahmetli siz hocamız. Varsınız. Şimdi siz bu bayrağı taşıyorsunuz ama diğerlerinden farklı olarak böyle bir çevresinde bir halka oluşturmayı da başarmış. Öyle değil mi yani? Yaşadığı dönemde mi? Sonra mı? Sonrasında bence ya bu da... halka biraz Mehmet Kaplan hocamızın başarısıdır. Başarısıydı. Çünkü vefatından sonra onun üzerine tezler yaptırarak, onun kitaplarını okutarak onun etrafında bir okur kesimi oluşturuyor. Ama kendi döneminde yani Tanpınar'ın döneminde öğrenciler onun çok farkında değiller. Ama bakın şu da önemlidir tekil olarak. Belki böyle bir muhit değil ama demin söylediğim o sahnenin kişisi Melih Cevdet Anday'dır. Melih Cevdet Anday Tanpınar şiirlerine hayran ve takip ediyor. Bir şiirin bir kelimesi değişti diye o kelimeyi niye değiştirdiniz Hamdi Hocam diye etrafında dolaşıyor mesela. Edip Cansever aynı şekilde şiir yazıyor gidip ona okutuyor. Turgut hani, Uyar'da bildiğim kadarıyla Tanpınar'la yakın. Şiiriyle yakın diyelim. Şiir. Edip Cansever çocukken mahallede onların komşusu olduğu için bir yakınlıkları var. Yani gördüğümüz gibi aynı zamanda o kendi yaşadığı dönemde de bir otorite kabul ediliyor. İyi kötü. Çok saygı duyuluyor. Evet. Bu kesin. Ama o saygıyı göstermiyorlar peki. Benim anladığım bu. Yani dönüp o anıları okuduğunuzda isterseniz işte Tatyana Moran'da olsun, Güzin Dino'da olsun hep böyle küçük bir şey. İşte Sevgi Diviçoğlu'nun mesela kayıt yaptık, yükledik YouTube'dan bakın Tanpınar Merkezi'nde. Öyle bir anlatıyor ki ah canım görse bugünleri ne mutlu olurdu. Ya da Adalet Çömcioz'un hasta olduğu zaman Tanpınar Hamdicik hasta olmuş dediğinde ve o Hamdicik kelimesine Tanpınar'ın deli olması ve onun için sırf utanması bizi kimsesizler kimsesiz çocukların olduğu yuvaya bırakacak. Bu nasıl bir kelime? Bir büyük şaire böyle bir kelime kullanılır mı diye kızıyor. Ama bu kızgınlığını dünlüğüne yazıyor. Ama onlara yüzlerine çok yakın. Söyleyemiyor. İşte bütün mesele sergi bu. Evine falan gidip geliyor. Tabii Maya Sanat Galerisi'nden çıkmaz. O muhitte besleniyor. Onlara çok büyük bir bağlılığı var. Ama onların yüzünden böyle ciddi bir şey görmüyor. Bir onaylanma hissetmiyor. İşte Hamdicik, Kırtepil. Ya da esaslı bir şey var bu adamda ama durun bakalım. Ne şimdi konumuz o değil. Onu? Şimdi konumuz o değil gibi. Evet. Peki Huzur'un yazılı serüvenine gelelim hocam. Yani önce şunu sorayım. Yani hani Tanpınar'ın Opus Magnum'u büyük yapıtı diyebilir miyiz Huzur için? Yine muhalife soralım. Sizce o mudur? Bence, bakın orada da iki kişi, yani iki değildir. Kesim var. Saatleri Hayalime diyeceksiniz belki. Benim en sevdiğim eseri Mahur Beste. Mahur Beste. Bakın bu da üçüncü bir görüştür ve çok... Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü de çok severim. Huzur'u da çok severim ama yani en büyük eseri diye bakmıyorum ama en çok keyif aldığım eseri olarak Mahur Beste'yi söylüyorum. Mahur Beste'den ben de çok keyif alıyorum bu arada. Yani bakın çok gözden kaçırılmış bir kitabı var. Muazzamdır. Sahnenin dışındakiler. Sahnenin dışındakiler mükemmel bir romandır. Çok iyi bir romandır. Ama hiç görülmemiş bir üvey roman gibidir o değil mi? Bence Tanpınar'ın Opus Magnum dediğiniz şeyi 5 romanı birdendir. Bana hepsi. O Ay'daki Kadın da üslup. Ay'daki Kadın da dahil. Hepsi. Bana üslup gibi geliyor o söylediğiniz şey. Hah.
Yani eser değil, üslup. Kendisi. Evet. Şimdi tabii ki Saatleri Ayarlama Enstitüsü adından başlayarak her şeyden önce yani çok önemli, çok ilginç bir roman. Çok da büyük bir roman. Ona hiçbir itirazım yok. Hatta bu toplam içerisinde de biraz bu tarafta duruyor diye. Yani onlar şuradaysa... Değil. Hayır, bana göre bir okur olarak söylüyorum. Hadi bu sefer de muhalefeti ben yapayım. Bir okur olarak bana göre birazcık bu tarafta duruyor. Niye bu tarafta duruyor? Çünkü şundan. Elbette Tanpınar'ın bütün kitaplarında hakim bir izleyi var az önce konuştuğumuz gibi ama mesela huzurdaki müzik meselesi değil mi? Yani hatta bir leitmotif olarak, çünkü bildiğim kadarıyla makamlardan oluşuyor huzur roman ama hani arkada bir leitmotif olarak da bir İstanbul var aslında. Yani bütünüyle bir İstanbul var. İşte Mahur Beste'de yine müzik üzerinden, geçmiş üzerinden bir şey var. İşte sahnenin dışındaki yerde savaş ortamı var. Orada tiyatro daha çok önde. Meşrutiyet yani, dönemi. Doğru, meşrutiyet dönemi. Ama Saatleri Ayarlama Enstitüsü bütün bunların başka bir yanında duruyor gibi geliyor bana. Başka bir yanında değil, tam arkasında duruyor. Ha, tam arkasında diyelim ya da işte. Yani. Hocam ben... Aynanın karanlık yüzü gibidir sahnenin, evet. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bir tarafı sırlıdır. O ışığı yansıtan, bizim kendimizi bambaşka gördüğümüz o aynada, huzurda mesela, Mahur Beste'de. Bir bütünleşme duygusu etrafında, yani bütünlüğü arayan roman kahramanları görürüz. Onlar kederli, onlar melankolik, onlar arayışta, onlar esnet. Ama tam tersine çevirelim. Orada deli kahkahaları atan, hiçbir şeyin aslında bir esası olmadığının farkında, herkesle alay eden, kendisiyle de alay eden, tuhaf, böyle bir soytarı karakter gibi artık diyelim. Birini görürüz. Kendisiyle de dalga geçen birini görürüz. Hayri İrdal'ı görürüz. Birebir, bakın birebir, hiçbir fark olmadan. Evet. Mesela şöyle düşünelim. Huzur romanında Mümtaz'ın akıl hocası kimdir? İhsan. İhsan. Kelimenin anlamına da bakın, İhsan. Sahnenin dışındakilerde Hayri'nin akıl hocası kimdir? Onu hatırlayamadım. Ayarcı. Halit Ayarcı. Halit Ayarcı, o meşhur söyledi. Doğru, doğru. Diğer romanda sevilen Nuran ise, burada Selma diye bir kadın vardır ama aşk burada tam bir komediye, hatta kaba komediye dönüşmüştür. Burada her şey yalan, her şey sahtekarlık, her şey geçici, hiçbir şey esaslı değildir ve her şey tüketime yöneliktir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde. Aslında Tanpınar bize şunu söylüyor. Ben huzurda bir dünya aradım. Nuran'ın etrafında toplayarak İstanbul'da yaşanan bir dünya kurmaya çalıştım. Ama bunun olmadığını ve olamayacağını size sahnenin dışındakilerle gösteriyorum. Huzur romanının son cümlesidir. Bütünlük insan kafasının vehmidir. Vehimdir artık bizim için. O eskiden mesut zamanlarda vardı. Bir tesbihin taneleri gibi bir arada yaşadığımız. Ama o tesbih taneleri kopup dağıldıktan sonra Tanzimat bütünlük, için diyor bunu, dağılma olarak. Bütünlük, evet, insan kafasına artık bir vehim olarak kalabilir. Peki bu vehimden kurtulmak için ne yaparsınız? İşte sanata sığınırsınız, aşka sığınırsınız. Orada o bütünlüğü yaşamak istersiniz. Aslında Nuran, Tanpınar'ın bütün kırık, yani Mümtaz'ın diyelim tabii ki, kırık parçalarını toplamaya çalıştığı bir bütünlük burcudur. Yani orada bütünleştirecektir. Ama Nuran da ona diyor ki, ne demek bu? Ben kendi çağımın kadınıyım. 1930'ların insanıyım. Kendi kıyafetlerimi taşıyorum. Sen bana durmadan eski zaman kadınlarının kıyafetlerini giydiriyorsun. Reddediyor ve bırakıp gidiyor ona. Eski zaman kıyafetleri gibi senaryosu mu var? Şimdi geçmiş zaman, geçmiş zaman var. O zaten, o da Metin çok Erksan önemli. Metin Erksan çekti. Çok önemli bir metafor Tanpınar'da. Başka dönemin kıyafetlerini giymek. Bakın, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de kıyafet var. Orada da Hayri İrdal, aşık olduğu kadının kocasına ait kıyafetleri giyerek onun rolünü üstlenmeye çalışır. Kıyafet değiştirme Tanpınar'da başlı başına bir meseledir. Aslında biz de bir kıyafet değiştirme içindeyiz. Ona da gidiyor. Doğru. Bir iç insan var. Kıyafetini istediğiniz kadar değiştirin. O iç insanla önce hesaplaşmanız, helalleşmeniz, bir şekilde onunla uzlaşmanız ve anlaşmanız lazım. Şöyle diyor, insanın iç dünyası bir tahta değildir. Silip yazabilirsiniz. Halbuki biz temizleyip o iç dünyaya bir şey yazmaya çalışıyoruz. Yine yaşadığı çağın o hızlı dönüşümünden söz ediyorum. Siz kılığı değiştirirsiniz ama iç aynı kalırsa ona yetişemez ve işte orada bunalım başlar. Huzursuzluk başlar. Huzuru yazıp da bulamayan Tanpınar diyebiliriz. Huzur diye bir şey yoktur ki. Evet. Yani Tanpınar huzurun olamayacağını zaten söylüyor. Hocam, bu Ahmet Hamdi Tanpınar biraz korkak bir, yani ürkek diye değiştireyim, ürkek bir insan mıydı? Şu bir tezimi biraz... Buyurun. Korkak, ürkek. Yani
Saatleri ayarlama enstitüsü. Sabahattin Ali'nin... Hocam çay soğuduysa sıcak çay... Yani sizi çok konuşurduk, hocamıza çay içirtemedik. Evet. Sanki onun için ben biraz şimdi gevezelik yapayım. Eda yönetmenim, hocamıza çay lütfen. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnası'nda Raif Efendi diye bir karakter var biliyorsunuz hocam. Hı hı. Bu dostumuz aslında büyük bir sanatçı. Fakat bir masanın arkasında oturuyor. İşte şefinin kendisine olan hakaretlerine, onu tahfif etmesine, tahkir etmesine filan tahammül ediyor. Boynunu büküyor ve fakat duygularını çizdiği resimlerle açığa vuruyor. Şimdi ben Ahmet Hamdi Tanpınar'da özellikle saatleri ayarlama enstitüsünü okuduğumda böyle bir durum görüyorum. Bir yandan işte biraz yaşadığım gibi de filan öyle makaleler var. Mebusluk yapıyor. İşte bir resmi görüş serdetmesi gerektiğinde hikayelerinin dışında belli bir doğrultuda konuşuyor. Ama bir yandan da aslında içinde kaynayan bir şey var. O onunla da başa çıkamıyor tam olarak. İşte o sahte insanların dünyası, o sahte bürokrasi, sahte geçmişler, Ahmet Zamani Efendi gibi, sahte kahramanlar. İşte aslında hayatın tabii seyri içerisinde yeri olmayan ama çok mantıklı bir şekilde ona kolaylıkla atfedilebilecek, izafe edilebilecek ya da giydirilebilecek şeyler üzerinden cumhuriyeti, işte bürokrasiyi, belki o çevresinde onayını beklediği, sürekli onaylarını kazanmak üzere çevrelerinden ayrılamadığı insanlarla falan çok güzel dalga geçiyor. Yani korkaklık tabirini bilerek kullandım, şey olsun, etkisi olsun diye. Sinik mi desek belki? Yani bunu açıkça yapmıyor bir sanatçı olarak ama yapmadan da duramıyor. İşte saatleri ayarlaması. Saatleri ayarlaması böyledir yani. Bütün çevresiyle orada. Hepsiyle dalga geçiyor. Yani o karakterlerin hepsi, o işte o insanların sahte dünyaları, oradaki balo, parti manzaraları, işte hastane, kadın erkek ilişkileri filan. İnsanların kendilerine bir geçmiş uydurması. Aslında cemaat. Yani büyük bir göz olarak kendi ifadesiyle her şeyi izliyor. Ve onları da bir şekilde... Ne kadar güzel bir şey söylediniz, göz. Tabii. Bakın bu gözden kaçmış roman dediğim sahnenin dışındakilerde göz metaforu çok önemlidir. Hmm. Bakmak, hayata çekinmeden bakabilenler, hayata korkusuzca bakabilenler diye bir bölüm vardır. Ve orada bir roman karakteri var Ahmet diye. Onun etrafında yazar bu göz meselesini. Acaba tereddütsüz ve çekinmeden, korkusuzca bakabiliyor musunuz hayata? Tanpınar bakmış ama... O dediğiniz alaycılığı daha çok günlüğünde yapmış. Mesela son derece enteresan bir şey. Siz günlüklerle mesela orada Jim Jones'lara ya da işte o çevresindeki insanlara günlükte yazdıklarıyla tam o sırada ona mektup yazdığı zamanki dili karşılaştırın. Tabii. Biri huzur, biri saatleri ayarlaması. Birinde mektuplarda huzurdaki metin gibi işte adaleti etkilemeye çalışan çok süslü bir üslupla hani bak ben ne kadar modern, ne kadar Paris'i iyi bilen, ne kültürlü bir insanım. Adalet dercesinde. Aslında da öyle ama. Şey, yani o da var, o da var ama orada bir oynuyor. Bir Parisyenim. Sonra dönüyor. Hatta onlardan kat kat Parisyen. Tabii. Gerçekten çok daha kültürlü. Ve iyi anlıyor sanat eserinden. Tabii. Buraya dönüyor, günlüğe ipliklerini pazara çıkıyor. Yani bu ikisinin bir arada okunması. İşte huzurla saatleri ayarlaması onun hayatında da olan bir şey. O şeyi bir de duvar metaforunu mesela göz dediğiniz çok önemli. Duvarı da çok önemsiyorum ben Tanpınar için. Daima bir duvardan söz ediyorum anlarında ve şeyde. Ben bir duvarın arkasında yaşadım diyor. Hmm. Duvarın öte tarafında gündelik hayatı içinde hesapçı, isteyen, işte pratik, hesap kitap gündelik işler içinde yorulmuş ve iktidar da kazanabilen bu alanlarda bir gündelik hayat var. Ben onların içine karışmadım, duvarın arkasında yaşadım, yalnız kaldım. Yalnızlık belki kötü de görülebilir o dönem için ama onun için öyle değil. Diyor ki bu duvarın freskleri çok güzel diyor. Yani yalnızlık duvarının freskleri üzerindeki o sanat eseri çok güzel diyor. Yalnızlığı bile isteye seçmiştir de. Yani o evlenemedi, işte evsiz kaldı. Hayır, Tanpınar evlenmeyi seçmemiştir. Bu şeydeki Nuran karakteri için, huzurdaki Nuran karakteri için bir karşılıksız aşkın hani şeyidir diyorlar, metaforudur diyorlar ama bilmiyorum. Hani bir kaç. Bir dediğiniz için aklıma tabii, geldi. Tabii bir kaç, günlüğünde de yazıyor. Üniversite işte, yıllarından kalmadır tabii, herhalde yani, aşk. Hepsinin bileşeni diyebiliriz böyle bir kaç kadının.
Ama Tanpınar o kadar estet, o kadar sanat algısı yüksek, o kadar hayatı sanat eseri gibi yaşamak isteyen biri ki gündelik hayatın içinde bir kadın, bir evlilik, bir aile modelini hiçbir zaman kendisi için bir hedef olarak koymamış ortaya. Hatta küçümsüyor da şöyle diyor, sedef bir kabuğun içinde çürümeyi seçtiler diyor. Evet. Yani baktığımız. O şeyini paylaşmak istemiyor. Kendi iç dünyasını, kimseyle paylaşmak istemiyor. Ve zengin de bir dünyanın tabii içinde yaşıyor. Ve onu belli bir vasata çekeceğini düşünüyor muhtemelen. Evet, gündelik hayatın vasatına. Hayata, yani onun için kadın güzel bir şey ve o güzelliği gündelik hayatın hayat arkadaşı olarak düşünmek istemiyor. Bu bir seçim. Yani bu Tanpınar'ın seçimi. Şöyle bir isim var karşımızda. 19. asır Türk edebiyatı tarihi gibi çok dev bir eseri yazmış. Bence sadece ön sözü yeter. Yani ben şiirle ilgilenen birisi olarak hani tabii ki yani diğer kısım da çok önemli ama diyelim ben ön sözünden alacağımı almışım modern şiirle ilgilenen birisi olarak diyelim. Öte yandan şiirleri var ama mesela roman yazmaya nasıl karar veriyor? Yani bu mesela o dönemin modern romancılarını okuyup batıdaki hani onlardan etkilenip mi bir yola çıkıyor ya da bu fikir mesela Tanpınar'da nasıl doğuyor? Ben burada bir şeye yine itiraz etmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Hocam ben vazifem bu. Kusura bakma. Çok güzel. Ben de bunu bekliyorum zaten. Ne diyeceksiniz diye. Şimdi divan şiiriyle ilgili 35 sayfalık falan bir şey var değil mi orada girişte? 19. yüzyıl Türk Edebiyatı tarihinde. Evet, hemen söyleyeyim. Divan şiirini ben o bölümde sevdim. Evet ben de kesinlikle. İşte tam onu söylemek müthiş istiyorum hocam. Müthiş bir seçmiş o dizi şeyleri. Kesiyorum ama tam da yeri o ön sözle divan şiirine aşık olmuştum ben lisansta okurken. Evet. Yani dersim de var divan şiiri dersi. Orada sevmiyordum. O ön sözde sevmiştim. Okuduğunuzda seviyorsunuz hakikaten ve üslubu güzel, çok da somut şeylere dayanarak anlatıyor. Toplumsal yapıyla edebiyat arasındaki ilişkiyi anlatıyor. İşte dolayısıyla divan şiirindeki işte kaş nedir, göz nedir, ok nedir, yay nedir, sultanın hiyerarşideki yeri falan anlatıyor. Çok mantıklı geliyor size. Fakat bence bu makale yani bu girişteki anlattığı makale, o dönemde yaygın olan, moda olan diyelim işte psikolojik ya da sosyolojik temelli edebiyat incelemeleri açısından çok üst bir zirveydi ve çok haklı noktaları da vardı. Ama ben öyle hissediyorum ki halen bu divan edebiyatı araştırmalarımızı sınırlandıran ve belli bir yöne sevk eden, başka açılımların gerçekleştirilmesini zorlaştıran bir şey gibi geliyor hocam nasıl? Bana. Nasıl? Somutlaştırın. Burada bir fikir ortaya koydunuz. Neden? Neden böyle yapsın? Yani çünkü bu böyledir ya hocam. Mesela nedir? Birisi çok yüksek bir noktaya çıkar. İmam Gazali diyelim. Bir eser ortaya koyar. Bu eser çok iyidir. Fakat bazen o kadar iyi ve keskin ve ağırdır ki kendisinden sonra başka eserlerin ortaya çıkmasını zorlaştırır gibi. Ama böyle bir şey olsa sanat tarihinde şaheserler olduktan sonra o mükemmel tablolar ve heykeller ortaya konuştan eleştiriden bahsediyorum hocam. Sanat devam etmezdi. Ben burada bence bu entelektüel dünyamızın divan edebiyatını yeterince değerlendirememe konusunda ve onu öncelememe konusundaki bir zafiyetidir. Tanpınar'ın burada bir suçu yok. Tanpınar yolu açıyor, okur kazandırıyor, şiiri sevdiriyor. Buyurun eleştirin, buyurun yazın ama o malzemeyi... Bakın divan yayını başka bir şeydir. Divanları alırsınız, latinize edersiniz, sözlüğünü koyarsınız, yayınlarsınız. O hiçbir şeydir. Oradan o Mısra-i Berceste'leri, o beyitleri çekip onun etrafındaki dünyayı anlattığınız zaman okuru yakalıyorsunuz ve muazzam bir şiir o gerçekten. Tanpınar bunu yapmıştır ama bunun yapmanın yolları hep açıktır. Aklıma hemen şey geldi. Tanpınar aynı şeyi, sizin şu anda onun için söylediğiniz şeyi Mimar Sinan'a söyler. Der ki, getirdi Süleymaniye'yi oraya koydu o tepeye. Etrafını baskın bir şekilde kapladı ve o etrafta tekrar bir başka bir şeyin yeşermesini engelledi. Bir çekirdek gibi oraya Süleymaniye'yi koyduğu zaman der. Yani etrafını tabii kurutmuştur der bu açıdan. Bence o da doğru değil. Çünkü biliyorsunuz ben hemen İbrahim'e birazcık destek çıkayım. Bazı anlaşmaya başladınız sana karşı. Hocam biz burada mecburen birlikte kalacağız. Mustafa Bey'le. Tabii ki hocam. Yani, sonrasında zaten İbrahim Bey'le bu konuları konuşacağız. Bazı entelektüeller çünkü Türk romanının tabii bu bahisten ayrı da olsa bazı entelektüeller Türk romanının Tanpınar'a hep gerilediğini söylüyorlar çünkü. Aa biliyorum. O entelektüelleri de biliyorum. Evet.
Hani isim tartışma çıkmasın diye isim almıyorum da. Biliyorum. Yani hani öyle yaygın da bir kanaat var çünkü. Yani şeyin Türk romanının hala tam bunları aşamadığına dair öyle yaygın da bir kanaat da var. Şakası bir yana. Şakası bir yana Ömer Faruk Akgün Hoca'nın İslam Ansiklopedisi'ndeki divan edebiyatı mesela, maddesi mesela. Değil mi? Tanpınar sonrasıdır. Tanpınar sonrası ama Tanpınar'dır hocam. Tat yani. Başka ama Tanpınar'daki o üslup. Tabii büyük bir sanatçının tabii yazdığı bir metin. Yani öyle ki Tanpınar eğer bir bakkal dükkanı işletiyor olsaydı ve insanların borçlarını yazıyor olsaydı onu bile zevkle okurduk ya. Bakın o dediğiniz bölüm o kadar önemli ki edebiyat tarihin başındaki. Tanpınar'da demin söylemiştiniz araya giremedim bir ego var. Büyük bir ego var. Kendini beğenme var. Hiç bakmayın öyle biraz mütevazı. Hayır son derece kendini beğenen biri. Benim diyor 19. asırın o tarih kitabının başında yaptığım o giriş bölümüne de mi ödül veremedi bunlar? İnce Mehmet mi ödül alıyor galiba? Bir ödül alan bir kitap var orada o dönemde. İnce Mehmet'ten. Bunu da mı görmediler diyor. Yani o kadar iyi bir şey yapmış ki orada farkında yaptığını. Vallahi onu benim gibi edebiyat talimi terbiyesi almamış, akademisine gitmemiş, edebiyatın akademisine gitmemiş birisi görebiliyorsa ödülü öyle almış. Öyledir değil mi? Çünkü ben onu kendi keşfimle bulmuş okumuştum. Yani Tanpınar diye bir adam var. Yani bu adam çok önemli romanlar yazıyor. Daha lise yıllarında okudum. Çok önemli romanlar yazıyor. Bu adam bir de 19. asır Türk edebiyatı tarihi yazmış. Ya bu nedir? Bu nedir deyip açıp yani Oğuz Atay'ın dediği gibi ön sözlerden kaçınmayıp ön sözleri okuyunca ya bir dakika dedim burada başka bir şey var. Yani bu ön söz normal bir ön söz değil. Uzun bir ön söz ama. Etüt o. Baştan sona bir okudum. Zaten sonrası isimler üzerine, dönem üzerine bir şey var. Yayın yani ders kitabı gibi. Hı hı. Zaten okullarda da okutuluyor bildiğim kadarıyla. Ama o kısım modern şiirle, gelenekle, divan edebiyatıyla ilgilenen herkesin gerçekten önüne koyabileceği bir eser. Belki o anlamda hani dönemi içinde öyle hiç bahsedilmeyen bir edebiyatın içerisinden o altın gibi mücevherleri ayıklayıp önümüze serdeden ve bir anlamda da divan edebiyatını nasıl okumamız, kimler üzerinden okumamız gerektiğini söyleyen de bir alan. Şimdi bir kanon yani, oluşturuyor divan evet, edebiyatı yani, kanonu. Çekiyor oradan. Bu nerededir diyor. Hiç bilmeyen bir kişi Beethoven dinlemeye başlasa yarın sabah muhtemelen yani hiçbir zevk alamayacak bundan. Ama onu bilen bir kişi, Beethoven'ı bilen bir kişi dese ki kardeşim bak işte yani şu senfoniden başla değil mi yani ya da şu keman konçertosundan başla ki yani zevkin yavaş yavaş gelişsin. Ha oradaki ayırt edici üslubu, melodiyi seç ki kulağın artık o melodilere yavaş yavaş aşina olsun ki sonrasında da diğer hani 9. senfoni gibi yani ki öyle de derler yani Beethoven hep tek numaralı eserleri çok iyidir derler. Sonraya doğru diğer diyelim büyük eserlerini de yavaş yavaş kulağın alışmaya başlar. Tanpınar'ın yaptığı tam da bu. Yani bizi aslında bir geçmişin bilemediğimiz, bizim yaşamımızla çok da ilgili olmayan bir alanına doğru bizi buradan yönlendirebiliyor olması. Ki zaten bunu sadece 19. asır Türk Edebiyatı tarihinde de yapmıyor. Mesela İşte. Şimdi açıyoruz huzuru. Bunu söyleyecektim. Bir çok anda güzel. Karşımızda klasik evet. müziğimiz var. Şimdi klasik evet. müziğimiz, hani onu da konuşalım isterim. Müthiş. Klasik müziğimiz bizim için bir bilmece. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hani müzik aynı zamanda bizim yaşadığımız çağ ile de çok yakın bir benzerliği olan bir sanat türü. Yani şöyle hani bugün İstiklal Caddesi'nde çıktığımızda çalan müzikler işte bir otobüse bindiğimizde arabamızda radyoyu açtığımızda çalan müzikler ister istemez bizim müzik algımızı da dokuyan değil mi yani bir araya getiren unsurlar. Yani bu çağ ne dinliyorsa genel olarak. Bizim kulağımızdaki tınılar da biraz oraya gitmeye başlıyor. Tabii, eğer kendimizi müzik anlamında yetiştirmemişsek, yani iyi bir kulak yetiştirmemişsek. Dolayısıyla şimdi Tanpınar açıyorsunuz, bu çağdan açıyorsunuz ve karşınızda Dede Efendi var. İşte değil mi yani karşınızda Itri var, karşınızda Mahur Beste var. Dolayısıyla bir anlamda onu bu devirden okuyan bir insan için bu müzikleri nasıl dinlememiz gerektiğine dair de bir kılavuz sanki çıkıyor ortaya. Mesela makam bilgisi. Makam bilgisi öğreniyoruz Tanpınar'ın romanlarında mesela. Bu beni çok etkileyen bir şeydir evet. yani. O kadar güzel bir şey söylediniz ki bakın edebiyat tarihinden romana geçtiniz. Huzuru örnek verdiniz. Huzuru hatırlayın. Bir yaşantıyı yani Nuran'ı bekleyen bir mümtaz var. Evet. Yani o da Türk modernleşmesine yaralı bir mümtaz aslında. Maşuk işte bekleniyor aşık tarafından. Tam orada bize hangi dizeyi getiriyor önümüze? Kadem kadem gelişine ilim o mehin. Cihan cihan elem intizara değmez mi? Birdenbire bakıyoruz divan bir şeyini alıyor. Orada Mümtaz'la özdeşleştiriyor ve okur
onun zevkini işte o anda varıyor. Orada da işlemiş. Yani huzur aynı zamanda divan şiirinin de çok iyi kullanıldığı bir şey. Müziğe gelirsek, o muhteşem yemek sahnesi, Tanpınar'ın yemek sahneleri ayrıca ele alınması gereken bir şey. Bütün fikir tartışmaları yemek sofrasında, yani yemekte oluyor. Dolayısıyla o sofralar son derece önemli. Dede Efendi'nin Mevlevi ayini. Şimdi onu selam selam anlatıyor. Geçen hafta anlatıyor. Bunu konuştuk hocam. Geçen hafta da bir klasik müzik üstadımızla bunu konuştuk. Evet. O selamlar içinde değiştikçe selam tonu ve tabii içindeki anlam romandaki kişiler de değişiyor. Tam bir vecd haline geliyor. Sonra birden Suat'ın gelişi ve onun o ahengin bozuluşu o kadar ustalıkla örülmüştür ki tabii ki ben bunu ilk okuduğumda nedir bu beste deyip hemen koşup ulaşamıyordum. Yani yoktu elimizin altında. Ama şimdi Spotify'da var efendim. Evet, Spotify'da var. Hatta şurada da siz evet, Huzurdan Müzikler diye bir yayınınız müzikler var. Evet. Bu bizim merkezin gezileri sırasında kendi aramızda yaptığımız işte güfteler burada, müziği de dinliyoruz. Eyvallah. Ve aynı anda ve buradan harita geziyoruz. Bu Boğaz'da geziyoruz. Eyvallah. Çok şimdi güzel. Kısa bir ara vereceğiz hocam. Bu Huzurdaki Müzikler bölümünden devam ederiz inşallah. Ne güzel. Peki sevgili seyirciler kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti, diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı. Açık Medeniyet, Profesör Doktor Recep Şentürk ve Profesör Doktor Tahsin Görgün'ün katkılarıyla bu akşam 23'te Vav TV'de. Hayatın içinden meselelerin konuşulduğu, insanın kendini bilmeye, bulmaya çalıştığı program Kendini Bilmek. Psikolojiden sosyolojiye, sosyolojiden eğitime, eğitimden iletişime ve daha birçok konuyu alanında uzman konuklarla Kendini Bilmek programında sizlerle buluşturuyoruz. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek yarın 10'da Vav TV'de. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah. Şeylerden yücedir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. İnsanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
Evet sevgili seyirciler, Milliyet Kıraathanesi'nde bu akşam çok sevgili, çok değerli Handan İnci hocamız var. Kaçıranlar için üzgünüm, tekrarı inşallah olur. Ama biz Tanpınar'dan başladık. Huzurdaki müzikler bölümüne kadar geldik. Huzurdaki müzikleri bugün işte platformlardan, dijital platformların çoğundan dinleyebiliyoruz. Peki bununla ilgili bir tavsiyeniz var mı? Mesela ben işte huzurdaki müzikleri dinleyerek huzur romanıyla alakalı aklımda bir şey oluşur mu? Ya da ben huzur romanını okuduktan sonra mı o müzikleri dinlemeliyim? Hani oradaki bakış açınız nasıldır? Ya da şöyle diyebiliriz belki de, bu müzikten hiçbir şey anlamayan birileri için doğru yol haritası nasıldır? Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden diye tamamlamam lazım. Anlanabilir, anlamaya niyetiniz varsa iyi olan şeyin kendini açmak gibi bir özelliği vardır. Güzel ve iyi olan bir şey kendisi üzerinde çalışana güzelliğini açar. Ben hep söylediğim bir şey, nevakârın yani ıtrinin nevakârına meftunum ve onu ilk dinlediğimde ne olduğunu anlamadım. Dinledim. Burada bir şey var. Burada bir şey var ve bunu anlamam gerekiyor. Dedikten sonra anlıyorsunuz. Aynı şekilde Dede Efendi'nin Mevlevi ayini, sizin o dünyayı anlayabilmeniz için çok dinlemeniz gerekiyor. Ve ben hep şunu öğrencilerime de söylüyorum. Bir şeyin güzel olduğu refere edilmişse bir kere dünyada size, ister bu Mozart olsun, ister Beethoven olsun, ister nevakar olsun, onun üzerine gidin, inanın eliniz dolu çıkacaksınız. Sadece biraz gayret. Elbette bunu ilk yekten anlamayacaktır kimse. Hı hı. Ama şimdi daha çok imkanlar var. Ben bu açıdan okuma gruplarını, meclisleri çok önemsiyorum. Siz bir paylaşmayı. Gruplar yaptınız değil mi? Evet. Okuma paylaşmak çok kıymetli bir şey. Gezi grupları yaptınız hatta. Elbette. Şimdi, huzurdaki İstanbul'da gezdiniz bildiğim gezdik. Kadarıyla. Evet. Hiç beklemediğiniz bir anda bir başka dikkat. Biriyle paylaşıyor olmanız size onun kapısını açabiliyor. Yani bu paylaşımları çok kıymetli buluyorum. Gençlere biz bunu açtığımız zaman buradan alıp çıkacakları çok şey var. Ve mahrum kalmasınlar istiyorum. Şimdi Tanpınar Merkezi. Milli Eğitim Müdürlükleriyle birlikte Üsküdar'la başladık. Liseli gençlere İstanbul'u gezdirmek, işte sonra belki bu müzikleri dinletmek, o bağı kurmakla kendine gerçekten bunu bir misyon ediniyor. Bu önemli, bu zinciri, bu kültür akışını sağlamamız gerek. Ben bunları hep kilit taşları diyorum. Bu kilit taşları olmazsa dağılıp gidecek kültür. Hakikaten tutmak lazım bunları bir yerde. O anlamdan huzurun, Tanpınar'ın çok kıymetli referanslar taşıdığını düşünüyorum. Müzik anlamında özellikle. Evet, yaygın bir müzik olmayacak. Evet, Batı'da da Beethoven'ı işte herkes dinliyor mu? Hayır, dinlemiyor. Bütün dünyada iyi hocam, olanın peşinde az. Mağripli olduğunu bilen yok. Yani öyle bir iddia var biliyorsunuz. Çok esmerdir Beethoven. Viyana'ya falan gittiğinizde böyle bembeyaz bir Beethoven şeyiyle karşılaşırsınız. Oysa saçları adamın falan. Evet yani böyle hani saçları falan geriye doğru yeleli böyle beyaz. Yeleli gibi. Oysa Beethoven hani takma hatlarından birisi mağriplidir. Hollanda asıllıdır. Yani biliyorsunuz Hollanda'da o dönemde zenciler falan var. Yani hani zenci olmasa bile epey de esmer bir şeydir. Arkadaştır kendisi. Dolayısıyla hani orada da klasik müzik öyle zannettiğimiz gibi çok dinlenen bir şey değil. Ama işlenmiş bir kültür var orada. Kültürü işliyorlar ve aktarıyorlar. Ama şöyle. Tanpınar'ın yani, yazıklandığı şey de bu. Biz kültürümüzü işlemiyoruz. Kesinlikle. Diyor. İşlemiyoruz kesinlikle. Ve aktarmıyoruz. Yani mimari ve kültür hepsi birbirine giriştiği için ve onu koruyabildikleri için Beethoven dinlemese de o insan Beethoven'a dair doku bir takım ufak orada tefek bilgiler alabiliyor. Ama şimdi Dede Efendi'yi dinle dediğimiz genç ya buradan sokağa çıktıktan sonra Dede Efendi'nin anlattığı dünyaya dair yabancı nasıl bir izlenim olacak? Yani diyelim Mevlevi ayini. Mevlevi ayinine gitmesi lazım. Nasıl bunu yani hani başaracak diyelim. Hani o da bu her zaman az olacak. Yılda kabul edelim. Evet, bu her zaman az olsun, olacak. Az olsun ama devam etsin. Yani bir yerde kalmasın. Bunun sürmesi gerekiyor. Nasıl işte Dede Efendi Beethoven dinleniyorsa Dede Efendi'nin de bir şekilde zaten Tanpınar'ın tam olarak dediği böyle bir şeydi yani. Kültürde kopuşluktansa evet, bir bütün olarak görüyordu bunu. Devam etmesi gereken bir şey var. Onu devam ettirelim diyor. Ama bu hiçbir zaman yaygın olmayacak. Hiçbir zaman çok olmayacak. Bu eskiden de böyle değildi. Yani Osmanlı'da herkes Dede Efendi mi dinliyordu? Değil. Tabii ki değil. Ama tamamen unutmak diye oradan kopmak ve kendini yoksullaştırmak diye bir şey de var. Tanpınar'ın yine söylediği bir şeydir. Biz dünyanın en iyi giyinmiş, giyinmeyi de metafor olarak alın, kültür olarak giyinmiş insanlarıyız ama şimdi çırtçıplak yaşıyoruz. Yani hepsinden uzaklaşmış durumdayız. Ne olur o zaman insan? Üşür, yalnızlaşır. İşte o aslında o kadar modern bir şeyin peşindeki Tanpınar, modern çağın yalnız ve kendini mutsuz hisseden
tekil insanına bir şeyler yükleyerek onu dünyaya bağlamaya çalışıyor. Dolu yaşamak dediği şey bu. Anlamlı yaşamak dediği şey bu. Herkes bunu kendi köklerinden almalı. Dediğim gibi Fransa'da doğsaydı o kültürün kökleriyle uğraşacaktı. Burada doğdu, bu kültürün kökleriyle uğraşıyor. Önemli olan oradan günün içine besleyici o usarileri, o özü taşıyabilmek ve boş yaşamadığını, beyhude gelip gitmediğini hissetmek. Çünkü öte yandan baktığımızda aslında Tanpınar'ın manevi dünyasında da çok böyle sarsıntılıdır. Çok da böyle güçlü, evet, güçlü bağlanışları yoktur. İşte bu kültür ona o bağlanış duygusunu da veriyor. Hmm. Bu da iyidir. Bu tam burada bir şey sormak tabii istiyorum. Ki. Katıldığım için değil. Bu kültürde... Katılmanızı beklemiyordum. Yok hocam, aslında söylediklerinizin çoğuna katılıyorum. Şöyle bir eleştiri yapıldı. Kendi kültürüne bakarken Tanpınar'ın bir oryantalist gibi davrandığına dair. Ne diyorsunuz hocam? Oryantalistten ziyade, oryantalist de söylediler. Hatta bunu Pamuk söylemişti. Ahmet Mithatvari bir kültür istifçiliği ve bizde bu da var, bu da var diye bir gösterişçiliğine döndü. Bakın ama şu da var, yok, şu da var. Hadi diyelim şeyde var yani. Ahmet Mithat Efendim dediniz. Hı hı. Yani diyelim ama o malumat yürüştür böyle. Ama o zaten dönemi itibariyle çok de, doğal değil mi? Yani bu biraz da böyle Ahmet Mithat Efendi çok yazıyor bana yani. Çok yazıyor, sürekli yazıyor. Ahmet Mithat mı? O ayrı bir program konusudur. Sıstıramazsınız beni. Hem çok eleştirdiğim hem de çok sevdiğim ve son derece kıymetli bir figürdür Ahmet Mithat Efendi. Tabii tabii. Yani, Beykoz şairlerini falan okumuştum ben, muazzam yani. Birisiyle benzeştireceksek illaki bu herhalde Abdülhak Şinasi Hisar olur. Hiç olmaz. Fakat hiç olmaz. Şeyi bu devam edelim. Yani, bu sefer hocam itiraz. Hocam bu şöyle. Hani diyorlar ya, siz de tereddütler falan dediniz. O yüzden soruyorum biraz da. Diyorlar ki bu arkadaşlar Yahya Kemal'e de benzer eleştiri yöneltiyorlar. Gittiler. İşte bu Batı etkisinde kaldılar. Sonra kendi toplumlarına, kültürlerine bakarken, hatta kendi kültürlerini araştırırken, kazarken, bir şey bulurken bile kullandıkları vasıtalar Batı araç, bu araç gereçlerdi şeklinde bir eleştiri var yani. Ne diyorsunuz? Aslında tamamen yatsıyacağım bir görüş değil bu. Hmm. Bakın, roman için mi diyorsunuz bunu? Hayır, roman bütün yazar olarak, söyledi. Bütün olarak algılama ve yorumlama biçimleri olarak. Şehri gezmek, şehrin karşısında kendini önce yabancı hissederek sonra onu okumaya çalışmak son derece batılı bir şey. Ve evet, Paris'te, flanör, Paris'te özellikle Baudelaire'in hayatına sonra çok gördüğümüz bir şey. Sonra Benjamin'in yazdığı pasajlarda. Evet. Şimdi bu alışkanlığı tabii ki Yahya Kemal getiriyor, Tanpınar'a aktarıyor. Yani hadi çıkayım da surlarda gezeyim diyen bir işte bir Şinasi düşünebilir misiniz? Yani Şinasi bile modern kalıyor. Daha eskilere tabii gidelim. Böyle bir şey yok. Bir tek, zaten onun içinde doğal yok, olarak mimari yaşıyor. Mimari algısı yok. Matrak doğal olarak yaşıyor onun içinde. Evet. Matrakçı nasıl olabilir hocam? Matrakçı yani. O da çizmek çiziyor için zaten. O yüzden çıkıyor. Yani böyle şehirden dışarı çık, şöyle yukarıdan bir bak. İşte o bir yabancılaşma boyutu da refleksi de getiriyor doğru, elbette. Doğru. Yabancılaşmadan da kendimizi göremiyoruz çünkü zaten onun içindeyiz. Ama birinin de bizi görmesi lazım. Yani bunu birkaç açıdan düşünmek gerekiyor. Tabii. Kendimiz, biz de şu anda öyle değil miyiz arkadaşlar? Yani biz ne yapıyoruz? Karşı tarafa koyuyoruz kültürümüzü. Dışarıdan ona bakıyoruz. Seninle nasıl, nerede birleşebilirim? Senin ne kadarı benim hoşuma gidiyor? Ama nereye alayım kültür, dediğimde karşıma alıyorum onu. Kültür zaten öyle bir şey değil mi hocam artık? Evet. Yani sadece hani bizim için değil, tüm dünya için kültür evet, artık öyle bir şey değil mi? Yani evet. Kültür artık müzenin bir malı değil mi yani? Hani eğer onun içinde doğal olarak yaşıyorsanız bence zaten Tanpınar gibi, Yahya Kemal gibi bir derdiniz de olmuyor. Yani zaten içindesiniz onun. Bakın İstanbul'da doğup büyüyen, Ergumanları doğal olarak yaşayan, mor salkımları gayet güzel ama bahçemde de mor çiçek açtı diyen bir yaşlı hanım düşünün. Ama biz öyle miyiz? Çıldırıyoruz. Ergumanlar açtı, mor salkımları. Biz çünkü biraz yabancılamış, sonra da ona gitmişiz. Onun bizim hayatımızın doğal bir parçası değil. Biz sonradan ekleniyoruz. Okuyarak, duyarak, evet, taklit ederek. Bizim İstanbul sevgimiz de biraz taklit bir sevgi. Doğru. Taklit ediyoruz İstanbul sevmeyi. İçinden gelmiyoruz o sevginin. Ben üniversite yıllarımda başladım İstanbul'a dikkat etmeye. Ya bu su değil, bu boğaz. Bunun bir kültürü var, bunun bir geçmişi var demeye o zaman başladım. O zaman ne oluyor? İkinci elden oluyor. İkinci elden olunca o yabancılaşma efekti bu da batılı bir şey zaten değil mi hocam? Yani evet, zaten hani Batı fikrinin o kültür ve doğa ilişkisi. Şimdi bu kültür konusunda biraz kafamız karışık. Benim de kafam karışık hocam. Bence olsun, kültürün karışık kendisi olsun zaten biraz karmakarışık. Şöyle, yani kültür konusunda bugün şimdi bakın ciddiye alınabilecek 200'den fazla tanım bulabiliriz. Böyle çok ciddi, kelli felli adamlar tarafından ama bu kültür dediğimiz şey
aslında içerisinde yaşadığımız hayat ve o bütün yönleriyle odur. Evet. Bütün evet. olumsuz ve olumlu yönleriyle şu an bizim içerisinde bulunduğumuz toplumda yaşadığımız hayatı oluşturan bütün ögeler. Kültürün ta kendisi. Kültür odur. Fakat biz burada hep edebi eserlerdeki kültürden bahsederken idealize edilmiş bir şeyden bahsediyoruz. Evet, idealize edilmiş geçmiş. Yani bunu şöyle yapalım mı? Kendimize göre değil. Tefsir ettiğimiz kendimize bir göre tefsir tamam, ediyoruz. Göre hocam şöyle seçiyoruz. İmal ediyoruz. Yani olumlu bir göndermesi olanları seçiyoruz. Evet. Ve biz sürdürme iradesi gösteriyoruz. Ve paylaşmaya çağırıyoruz. Tabii. Yani yoksa kültür aslında başka bir şey yani. Herkese ait. Değişik. Tabii. Doğru. Çok güzel bir şey söylediniz. Doğrudur. Hani katılıyorum size. Hakikaten sevindim hocam. Peki ben yine mihmandarlık yapıp evet. Usule geri döneyim. Şimdi Huzur Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edildi. Evet. Daha sonra yayınlandı ve Tanpınar diyelim umduğunu bulamadı roman yayınlandıktan sonra. Böyle diyebilir miyiz çok rahat bir şekilde? Diyebiliriz. Peki. Tabii. Mesela beş şehir içinde hani onu da atlamamak için hani bütün eserlerini konuşalım diye diyorum. Ben buna itiraz edeceğim umduğunu bulamadı kısmına. Peki. Şu beş şehir o zaman söyleyeyim hemen itiraz hakkınızı size vereceğim üstadım. Şimdi beş şehir Ankara ile başlıyor. Sonra düzeltildi mi acaba? Hala devam ediyor. Düzeltildi. Düzeltildi. Çok şükür. Evet. Orada enteresan diyelim bir şey var. Çünkü hani orada Bursa var, Konya var, İstanbul varken Ankara'dan başlaması enteresan. İkincisi mesela Beşşehir'in çok önemli bir kitap olduğu kanaatinde Tanpınar ama onun da yeni baskısının yapılmadığıyla ilgili de günlüklerinde hep böyle bir feveran da var hatırladığım kadarıyla. Hmm. Siz Beşşehir'i nasıl değerlendiriyorsunuz şimdi, hocam? Şimdi Beşşehir, Tanpınar önce bunu bir dönem ay ne kadar da belagat, ne kadar da ağır, ne yapmışım, nasıl süslü diye reddediyor. Yani bu sevmiyor bu kitabı. Sonra o dönemi aşıyor. Yani kitabıyla tekrar barışıyor. Bence ikinci işleyiş döneminde olabilir bu barışma dönemi. Ve Hasan Ali'ye mektuplarındadır o söylediğiniz şey. Beşşehir'in ikinci baskısını düşünebiliyor musunuz? İstiklal Caddesi'nde Tanpınar yürüyor. Beşşehir bu kitapçıya gelmiş mi? Kaç tane satmış diye kontrol ediyor. Hatta İlhan Berk'in, çok araya girdim hocam kusura bakmayın. İlhan Berk'in sanırım Galile Denizi'ni bastığı zaman Ankara'da kapı kapı dolaşıp siz şair İlhan Berk'i tanıyor musunuz diye sormuşluğuyla ilgili. O kadar gitmemiş Tanpınar ama. Aslında bir dedikodu dolaşır böyle. Şey Hasan Ali'ye yazıyor. Ya baktım İstiklal'de işte bitmiş biraz daha gönderin. Hatta reklam yapın bir iki reklam verin. Hani kendi reklamını yaptırmak istiyor. Tanıtımını yaptırmak istiyor. Yani kendi kitabını pazarlamak isteyen bir Tanpınar bana çok böyle iyi görünmüyor. Ama bakın o da Tanpınar. Evet. Şu Tanpınar olmak dediğim şeyi öyle gizli gizli işliyor ki. Ya kendi başına bıraktığı bir kariyeri yok. Kariyerini yönetmeye çalışıyor. Tabii. Ve ikincisi de gayet güzel oldu. Umduğunu bulamadığı noktasına tam da buradan buyurun. Girmek istiyorum. Buyurun. Şimdi en çok satan kitabı olsaydı, Tanpınar'ın yazdığı bütün kitaplar, dünyanın yarısı onu okusaydı bence bu Tanpınar mizacızındaki bir insan öbür yarısı niye okumadı diye hayıflanır. Kesinlikle. Katılıyorum. Yani umduğunu zaten bulamayacaktı o hiçbir şekilde. Düşünsenize bu kadar kitabı yazmış, işte vefatına kısa bir süre kalmış. Ben daha hiçbir şey yazmadım. Hiçbir şey yazmadım. Acele edeyim kitabımı yazayım diyor. Ama zaten Mahur Beste sahnenin dışındakiler tamamlanmış değil bildiğim kadarıyla. Onlar tefrikadaydı. Hı-hı. Ölümünden sonra kitaplaştı onlar. Evet yani onları böyle bir hani romancı hocam, titizliğiyle Huzur ya da işleyemedi. Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi bir hani baştan sona işleyemedi bildiğim İşleyemedi. Kadarıyla. Ama mesela parçalar çıkıyor şimdi bu. Suat'ın mektubu yayınlandı. Türkiye'deki İstanbul Üniversitesi Türkiye Tenisi'nde bırakılan 60'a yaklaşıyor yıl geçti üzerinden. Orada Mahur Beste'nin yayınlanmamış bölümleri var. Çok iyi. Bunlar çok yayınlanacak mı hocam? Tabii. Güzel bir İnşallah. Yani dergah yayınlarına ben bunu söyledim. Mutlaka eklenmesi gerekiyor. Ben yapmayı da çok isterdim yani eklemeyi bu kitabın içine. Huzur biliyorsunuz tamir ettik. Huzur işte Yapı Kredi'de basıldığı sırada karşılıklı okumaya gazetede çıkmış haline bakıyoruz, baskılarına bakıyoruz ve tamir ediyoruz. Bakın orada olağanüstü şeyler vardı, paragraflar atlanmış. En çok canımı acıtan kimse bunu görmedi mi dediğim şey, duyduğumsa da zevk almadım İslam kederinden diye yıllarca okunmuş. Ya bu İslam kederi. İslam kederi. İslam kederi ne demek İslam kederi yok. Şey, Prak. Kemal'in dizesini. Evet o öyle basılmış. Ama tabii editörlük daha gelişmemişti. Tabii, yani artık bunlar tabii, yeni. Şimdi konuşuyoruz iyi editörlükten, iyi çevirmenlikten. Fakat hemen şunu söyleyeyim. Her mecrada söylediğim için rahatça söyleyeceğim.
yayıncılarına da bilhassa söylüyorum. Tanpınar kitapları şu anda iyi bir edisyonda değil. Bakın denemeleri bir yerde, başka bir kitapta biraz daha var. Makaleleri bir yerde, başka bir yerde biraz daha var. Dağınık bir şekilde onların toplanıp kaliteli yeniden bir ciltle. Yeni bir edisyonla bakılması lazım. Elbette. Mektuplar, makaleler, denemeler, günlük şekilde bu sırayla. Şu an yok benim bildiğim. Günlük de kalmadı ortada. Şu sırayla benim elimde ve bakın nasıl okuyorum. Yılları ayıra ayıra. Güzel. Evet kaç çizdim, altını neler. Muazzam bir kitap. O da Zeynep arada. Kerman hocamızın. İnce Engin hocamıza Zeynep Kerman evet, hocamızın emeğidir. Hocam elbette, bir önemli bir soru sormak istiyorum. Tanpınar'ın ciddi sağlık sorunları var mıydı? Elbette. Çünkü böyle neler? Baktığımızda bile fotoğrafına filan öyle gibi görünüyor. Sanki tiroid bezleri iyi çalışmıyor. Karaciğer yetmezliği var gibi. Öyle mi? Ürtkeri var, durmadan kaşınıyor, huzursuz, inanılmaz sigara içiyor. O yüzden doktor dostları var. Özellikle doktor arkadaşlar ediniyor. Tarık Temel boşuna mı huzuru ithaf etti? Çünkü Tarık Temel her zaman ulaştığı doktoru mektuplarında var. Londra'ya gitmiş mektuplaşıyorlar. Sakın sigara içme Hamdi diyor. İçiyor tabii o elinde ve erken vefat etmesinin de birinci nedenlerinden biridir o sigarası. Evet. Bir de Fransa'ya çok yaşlılığında gitmiş değil mi? Yani bir taraftan hastalık, elbette. Buraya keşke gençliğe siyatik demiştiniz. Siyatik demiştiniz vardı. Yani belki de bunlar tamamen birbirini besleyen şeyler olabilir yani. Ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşması ve eserleri arasında bir ilişki olabilir parasızlığı. Mi? Parasızlık, evet. Kırtıpil lafını o yüzden mi kullanıyorlar hocam? Kırtıpil, işte bu Sevgi Divitçioğlu'nun videosunda da var. Diyor ki çok güzel giyinirdi ama her giydiği üzerinden dökülürdü. Hmm. Bir türlü üzerinde tutamazdı onu. Yani böyle kendini gösteren bir kalıpla yürüyen biri değil. O yüzden bir kırtıpillik hali. Kendini ortaya atan biri değil. Öyle değil tabii ki. Evet. Bir de mesela şöyle bir tarafı var, orayı da konuşalım. Siz başta dediniz ya, aslında hani kendinden çok emin, yazdıklarının neye denk düştüğünden fazlasıyla emin ama bir taraftan da kendini Sabahattin Eyüboğlu, işte o çevreye işte sürekli bir beğendirme çabası var. Hani bu çabanın altında yatan şey ne hocam? Yani şimdi hani buradan bakışla belki çok rahat anlaşılamıyor bu. Yani edebiyat tarihi bilmeyen, o dönem bilmeyenler için ama belki o da anlaşılsın diye diyorum. Niye kendini hep onlara beğendirmekle alakalı bir çabası var Tanpınar'ın? O ortamda yaşamayı seviyor. Tanpınar'ın iki kutbu var. Bir akademik kutbu diyelim, bir de İstanbul Üniversitesi'nde ders verdiği yer. Bir dönem öğretmenlik yapıyor akademiden önce değil mi? Tabii zaten lise öğretmeni. Yani 10 yıl Anadolu'da lise hocası. Erzurum'da. Önce Erzurum, sonra Kayseri. Sonra Ankara'ya geliyor. Kayseri dedim. Konya. Sonra Ankara'ya geliyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyor. Kadıköy'de öğretmenlik yapıyor ve o sırada Ahmet Haşim bizim üniversitemizde akademide hoca vefat ediyor 1933'te. Hemen yerine Tanpınar'ı bina bedel üstelik ücretsiz gelip ders veriyor. Okutman gibi özlük, mi o zaman? Özlük dosyasını şimdi açıp bakıyorum üniversitede. Tabii orada kayıtlı ne kadar aldı ne oldu. Beni en çok canımı acıtan da şudur. Hem İstanbul Üniversitesi'ndeki özlük dosyasında görmüştüm. Hem de bizim akademideki özlük dosyasında var. Derse girmemiş. Hemen arkasından bir şey. Hamdi Bey derse girmediğiniz tespit edilmiştir. Derhal gerekçesiyle bize şu bir gün bile yani o kadar başında takip edenleri olmuş ki özellikle bürokratik çevreden. Orada başlıyor hocalığa akademide. Sonra bildiğiniz gibi İstanbul Üniversitesi'ne geçiyor ama ara ara akademide ders vermeyi sürdürüyor. Fakat onun ortamı akademideki ortam. Yani Nuri İyem, Bedri Rahmi, işte onların etrafındaki dostları hatta atölyelere giriyor, resim yapılırken onları seyrediyor. Tanpınar'ın böyle bir yönü var. Tanpınar bizim anladığımız yani ya da bir nasıl diyeyim? Geleneğe o kadar şeyle bağlı değil. Yaşayışına bakın Beyoğlu'nda yaşıyor. Doğru, doğru. Yani hatta önce konuştuk Narmanlı Yurdu'nda kalıyor huzur romanını yazarken. Çevresinde bunlar yani bu arkadaşları var ve o arkadaşlarından besleniyor ve onlardan hoşlanıyor. Olmak istediği ortam o. Yani yaşayışıyla batılı ama kültür dünyası itibariyle doğulu bir Tanpınar. Doğulu demeyelim. Kendine göre tefsir ettiği ve çekip aldığı ve kıymetli ayıkladığı bulduğu bir diyor. Doğu var. Hı. Evet. Hı. Zaten yekpare. Gerçekte böyle bir şey değil midir? Biz doğudan söz edebilir miyiz? Neye göre doğu? Doğu. Hangi noktada durursak neresi doğu? Yani batıyı merkez alırsanız sadece burası doğu zaten. Sadece kültür olarak yani. Bakalım. Yani bence daha çok İslami kültürün içinde oluşmuş bir müzikten, edebiyattan, şiirden söz edelim.
onu ayıralım. Yani sonuçta yani doğu dediğimizde şark, aslında şark dediğimiz tabii ki Müslüman şark. Bakın kendisi Müslüman de bunu şark, kullanıyor. Doğru, Müslüman doğru. Şark diyor. Yani doğu dediğimizde Çin'e kadar gidersiniz doğru, eğer doğru, öyle bakarsanız. Doğru. Onlarla ilgisi yok Tanpınar'ın. Müslüman şarkla ilgisi var. Müslüman şarkın yaşayışı. Onun nasıl yaşadığı, nasıl ürettiği, nasıl işte gündelik hayat ve kimliği. Onlarla uğraşıyor, onlarla ilgileniyor. Ama Müslüman şark kendi bulunduğu çevrenin meselesi değil. İşte Bedri Rahmi gelenekten yararlanıyor ama onu folklorize ediyor. Başka bir şey yapıyor o. İşte Yunus Emre'yi çeviriyorlar ama ondan bir hümanist çıkarıyorlar falan. Hümanist çıkarıyorlar, evet. Öyle. Fakat onlardan büyük bir mutluluk duyuyor onlarla arkadaşlık etmekten. Zihin olarak da paylaştığı şeyler var. Yani Tanpınar'ın Müslüman şarktan getirdiği kıymetler olsa bile yaşayışıyla o tarafa merbut, bağlı. Evet, evet. Dolayısıyla onay istiyor. Mesela huzurda aradığına ulaşamamıştır dediniz ama şöyle düşünün. Huzurdaki ihsan. Hep şunu düşünürüm. Yahya Kemal Huzur'u okudu mu? Hmm. Ya zaten birkaç tane roman çıkıyor. Evet. Bir tanesi de sizin öğrenciniz diyelim Hamdi Bey'in romanı. Okumamış olabilirsiniz. Düşünebilir miyim bunu? Mümkün. Vallahi değil. Değil mi gibi diyorsun? Geliyor bana. Spekülatif bir şey yapıyoruz yani, burada ama yani Yahya Kemal'in onu okumaması. Günlüğü hatıratı, hani hatıratları var ama hani o sonuçta çocukluğunu anlatan bir metin. Buna dair herhangi bir iz yok değil mi hiç hocam? Hiç yok. Okumadığına dair. Ha biri fısıldamış mıdır yakın arkadaşları? Hocam. Kesin bence fısıldamış. Biliyorsunuz o konularda Cahit da biraz. Cahit İmanyollar. Hayır bir de tefrika edilir. Belki Eraltler hocam, yanında. Kitap olarak okumasa bile tefrika edildi. Cumhuriyet'i yani görmüyor musun? Yani gazete aldığında mutlaka görecek. Evet. Yani şöyle bir kısmını bile okusa ya burada bir şey var diyecek. Biraz o konularda acımasız olabilir belki. Yahya Kemal biliyorsunuz Münir Nurettin bunun yanına geliyor. Zaman zaman eserlerini filan dinletiyor. O gittiği zaman arkasından o da bizim şiirleri almış, kanat takmış uçuyor filan diye konuşuyor. Ama sonuçta biliyor. Bir fikri var. Evet. Yani huzuru hiç okumamış olması. Birileri İhsan'la Yahya Kemal'i örtüştürmüştür mutlaka o dönemde. Kesinlikle. O da merak sahikiyle bile olsun okumamış mıdır ama hiç sesini çıkarmamış tabii. Şimdi hocam Beşşehir'i konuştuk, huzuru konuştuk, hikayelerinden birazcık bahsettik. Bugün hikayeler diye basılan metnin içerisinde Yaz Yağmuru ve Abdullah Efendi'nin rüyaları, rüyaları ve arşivden çıkan daha sonra başka dergilerde bulunan birkaç hikaye var. Onlar da eklendi. İşte 8 hikaye. Bir tren yolculuğu hikayesi anlatacağım. Benim en sevdiğim. Kumpanya. Ama ben Teslim'i daha çok severim. Ben de Yaz Yağmuru'nu böyle yani ilk okuduğumdan beri oradaki acaba Adem'deki köşk az mı güzeldir? Hepsi çok güzeldir. Yani Yaz Yağmuru'na ne dersiniz? Ben özellikle her biri çok hava güzel. Rüyalar. Çok böyle, evet. Kesinlikle orada da çünkü rüya meselesi var. Bir Yol da çok iyidir bakın. Kesinlikle yani anahtar bir metindir Bir Yol. Ama yani hikayelerindeki Tanpınar'ı siz nasıl görüyorsunuz? Biraz onu konuşalım isterim. Yani hani romanlarında bir Tanpınar var. Hikayelerindeki Tanpınar'a nasıl bakıyorsunuz hocam? Hikayelerinde biraz daha o Müslüman şark kültür bagajından uzaklaşmış daha modern bir yazar görüyorum ben. Yani o konuları çok alegorik olarak belki üstü kapalı bir şekilde acaba Adem'deki köşkte giriyor. Onun dışında böyle bir şey yok. Yani Yaz Yağmuru'na bakın, rüyalara bakın. Karagöz'de Hacivat konuşuyor bir yerde sanki. Orada çok güzel kullanmıştır. Bakın o da müthiştir. Sonra çok o damarı besleyip geliştiren yazarlarımızın olmamasına hep üzülürüm ben. Hikayelerinde o kültür bagajı, o Müslüman şarkıyla ilgili meseleleri yoktur. Çok daha modern bir edebiyatçı, bir yazar görüyoruz. Zamanın çok ötesine geçmiş hikayeler yazmıştır. Her zaman okunacak çok sağlam hikayelerdir bunlar. Hakikaten her biri çok iyi hikayedir. Yani şu hikayesi zayıftır diye bir tarafa ayıracağım. Hiçbir hikaye yok orada. Ve ben Tanpınar okurlarını da özellikle oradan başlamalarını istiyorum. Yani o büyük dünyaya, var sizin. Tabii büyük dünyaya girmeden önce bu küçük küçük hikayelerle o dünya yazarın ne yapmak istediğini kelime dünyasına. Mesela kelimeler bile hikayelerde biraz daha hafiftir. Yani romandaki gibi yoğun değildir. Cümleler daha farklı, daha kısadır. Doğru mesela huzur daha yoğun bir tabii, kitap. Tabii. Hocam Tanpınar'ın sanki bugünkü argo tabirle diyelim taktığı kelimeler var gibi. Bunlardan birisi Halita, değil mi? Halita, evet. Halita, sürekli. Bu kelimeyi çok sık kullanıyor. Behemehal. Behemehal, doğru. Bil hakika. Öğrenciyken pek dalga geçerdik bu kelimelerle konuşurken gündelik hayatımızı. Nedir bu işin özü mesela? Kendine ait bir kelime kadrosu var. Evet. Her iyi yazarın olduğu gibi o kelimeleri duyunca aklımıza o yazarlar gelir. Tanpınar'ın bütün eserlerini 6000 kelimeyle falan yazdığı söylenirdi. Doğru mu hocam? Böyle mi bir istatistik çıkarıldı mı? Ben saymadım.
Antalyalı genç kıza mektup meselesi de var. Gence vardı. Efendim. Gence. Gence mektup. Gence. Pardon. Antalyalı çünkü gence mektup. Çünkü arşivde, bakın bunu benden önce rahmetli Turan hocamız, Turan Alptekin, Tanpınar'ın asistanıdır. Vefat ettiği gün yanında olan kişidir. Ama genç kıza mektup diye mi yayınlandı? Biz mi öyle karışıyoruz? Kaplan hocamız rahmetli. Hmm. Öyle yayınlamış. Hmm. Çok daha şiirsel bulmuş belki de o ifadeyi. Turan hocamız o kadar dil dökmüş ki böyle yapmayın, bunu ben de aktüre ettim. Bir gence yazıldığını biliyorum, yani metni de ben de aktüre ettim diye. Sonra arşivde ben bunun orijinalini, yani o gençten gelen mektubu bulup yayınladığım zaman bana telefon açıp teşekkür etmişti. Yıllardır anlatamadığım şeyi somutlaştırdınız ve ortaya koydunuz diye. Allah rahmet etsin. Evet. Peki ne önemi var? İşte onu soruyorum. Ya ne önemi var? Ben bu konuda bir dergiye bir yazı yazdım. Yahu kız olsa ne olur, erkek olsa ne olur? Magazin değeri var hocam. Magazin değeri var. Başa dönelim, evet. O mektubun değeri nedir? Yani bilmeyenler için. Müthiş bir değeri var. Politik yani bir metin. Ben çok müthiş. Yani onu okuduğumda da yine çok etkilendiğim Tanpınar'ın metinlerinden birisi. Kemal'in kara kutu. Yahya Kemal diyorum. Tanpınar'ın kara kutusu. Yani poetik metin. Ne varsa hayatına ve eserine dair içinde. Yani o 3 yaşında kendini idrak ettiğinden, kendini gördüğünden tutun. Şiirde bir mağarayı anlatıyor sanki. Aklımda öyle bir imge kalmış. Antalya'da bir, bir mağara onun için çok önemli bir metafor. Evet. Denizin altı, deniz mağaraları özellikle. Yani kara mağaraları değil. Antalya'nın denizinden çok etkilenmiş. Antalya'dan çok etkilenmiş. Aslında bir İstanbul kadar, Bursa kadar bence bir Antalya'da yazabilirdi. Ama o gençliğinin bir Antalya'sı. Yani zihnin daha olgunlaştığı dönemin değil. Belki o yüzden metne girmemiş ama beş şehrin içinde Antalya'nın da olmasını beklerdim. Çünkü sanatını çok etkilemiş. Özellikle Akdeniz'e. O Akdenizli bir tarafımız hep kalacaktır içimizde diye. Bazı cümleleri var. Akdeniz'e bir bağlılığı var orada. Ya o dönem hepsinin var. Nev Yunanilik, Mavi Anadoluculuk böyle bir değil mi? Akdeniz, Ege öyle bir şey var sanki. Tanpınar'ın öyle o mitolojiye yönük pek yok. Yani Yahya Kemal ya da Yakup Kadri gibi değil onunki. Doğru. O Akdeniz'in tabiatından çok etkilenmiş. Deniz mağaralarından, sıcağından, güneşinden. Peki. Evet, şimdi bir şey sormak istiyorum hocam. Biraz önce sözünü ettik. İşte bir arkadaşlarının atölyesine gidiyorlar. Orada resim. Öbürünün evinde oturuyorlar. Çeşitli ortamlar var. Sanki günümüzün dünyasında özellikle bu zamanla mekan arasındaki sürtünmenin azalması, genel olarak mekanların ve hayatın değişmesi neticesinde bu ortam dediğimiz şeyler, mahfiller, ortamlar, onlar da biraz değişti mi ya da azaldı mı? Nasıl görüyorsunuz? Evet, tabii. Ne kadar yazık değil mi? Tabii. Geçtiğimiz günlerde bir yerde yine Tanpınar'ı çok seven ama maalesef çok da iyi bir kitap ortaya koymasa bile yine de kıymetli buldum Alberto Manguel'in. Evet, evet. Onu da bahsedecektim. Bir söyleşisini dinledim. Şöyle diyor. O da Beş Şehir diye bir kitap yazdı. Beş Şehir, evet. Evet, aynı şey. Tabii ki benimkini Tanpınar'la kıyaslamayın diye bu kadar söyledi ki. Tanpınar'ın yazdığı coğrafyayı gezdi, üzerine bir kitap neşretti. Şu cümlesini söylemek istiyorum. O konuşmada dedi ki benim Türkiye'de, İstanbul'da işte bazı yazar dostlarına saydı ismini. Onlarda gördüğüm ve çok etkilendiğim ve dünyada hiç benzerini görmediğim ve sırf onu yaşamak için geleceğim bir şey var dedi. Bir masaya oturuyorsunuz, çayınızı koyuyorsunuz ve konuşuyorsunuz dedi. Bu bizde yok, böyle bir şey yok dünyada. Evet. Masada şöyle 5-6 kişi oturuyoruz ya, işte kafede, evimizde. Tabii onlar da çok azaldı hocam. Yani evet o, ama o bir şark geleneği olarak doğru, görülüyor. Doğru. Tanpınar'ın romanlarında büyük yemek sahneleri ya da işte adada İhsan gençleri alır. Birlikte giderler, meseleleri konuşurlar. Huzurda öyle. Bütün romanlarında var bu yemek sahneleri. Nedir o? İşte düşüncenin geliştiği bir ortam, bir platform. Evet bunlar azaldı. Fiziki olarak bir araya geldiğimiz yerler maalesef azaldı artık. Daha da azaldı bu son yılda. Peki azalmadı ama, yani şöyle azaldı ama sizin bu konuda bir girişiminiz var. Biraz ondan bahsettiniz. O yüzden o konuyu da açmak isterim. Tanpınar Merkezi. Evet. Bu proje nasıl gelişti hocam sizle? Şimdi böyle bir merkez açma fikri. Bakın size de sorayım. Çevrenizde duymuşsunuzdur. Tanpınar'ı seven herkesin ya bir Tanpınar Severler Enstitüsü kursak. Bir araya gelsek. Değil mi? Böyle şeyler biz öğrenciliğimizden beri kafamızda böyle bir fikir i̇şte hep olur. Bazı yazarların böyle bir özel bir okur kitlesi vardır. Var. Yani evet. Şimdi mesela hani Tanpınar'ı okuduğunuzda işte arada konuşup bazen bizim eski programlarda da böyleydi hocam. Biz hep söylerdik şu arada konuştuğumuz şeyleri yayına taşıyabilsek derdik hep. daha keyifli şeyler. Daha keyifli olurdu. Arada da konuştuk ya yani şimdi siz anlatırken ben eve gidip şimdi sahnenin dışındakileri okuyasım geldi. Çünkü hani diğer hepsine hakimim ama o mesela bende geride kalmış. Onu birazcık unutmuşum. Sonra benimle konuşun ne olur çok isterim. Muhakkak. İşte bu muhakkak konuşmak dediğim şey oraya gelecektiniz. Paylaşmak. Siz Tanpınar Merkezi'ni hani açarkenki fikriniz hani böyle bir
ortam ihtiyacına binaen mi açtınız? Yani biz bir araya gelelim, Tanpınar'ı konuşalım. Bunu hep konu düşünürdük. Aklımızda hep böyle esprili konuşurduk. Ama bunun oluşması da hadi ben şimdi bu tarihte şunu açacağım diye gelişmedi. Çok doğal bir şekilde gelişti. Şöyle, yıllar önce Tanpınar'ın arşivinde, yani 2010'ların başında, yani bir yıl dönümü vesilesiyle Tanpınar'ın arşivini kurcalayayım, oradan bazı belgeler alayım dediğimde fotoğraflarını ve daha fazlasını buldum. Galiba dosyalar bir süre kaldırılmış, sonra bu tekrar oraya konmuş. Hocam? İstanbul Üniversitesi Türkiye Tıp Enstitüsü'nde. Evet. Bir ara bence o dosyalar kaldırılmış, biz hepimiz görmüyorduk. Sonra yeniden konmuş diye yorumluyorum. Çünkü kimsenin onları görmemesi mümkün olamaz gibi geliyor bana. O kadar önemli şeyler var ki içinde. Fotoğraflar mesela, 70 tane yepyeni fotoğrafı çıktı Tanpınar'ın orada. İşte bir kısmı bu dünyamın içinde, bir de şuraya daha da büyütüp koymuştuk. Neyse, o şimdi o ortaya çıkınca, Sonat'ın mektubun parçaları görülünce, başka şeyler falan. Ya biz bunları başkalarıyla da paylaşalım isteyince bir site. Hadi biz bu merkezi kuralım. Akademide, yani hep akademi diyorum şimdi. Oranın bir de rektörü olma gibi bir şey de oldu. Ama bunu rektörünüzden önce yaptınız. Rektörlüğümden önce elbette. Bir Tanpınar Edebiyat Araştırmaları Merkezi kurdum. Çok da kolay olmadığını da söyleyeyim önce. Çünkü inanın bizim üniversitemizde Tanpınar'ın bizim hocamız olduğu bile bilinmiyordu. Yani biraz böyle üstüne gidince görüldü, öğrenildi. Bu Mimar Sinan Üniversitesi'nin hocasıdır Ahmet Hamdi Tanpınar. Ve bizim kıymetimizdir, üniversitemizin bir kıymetidir. Merkezi orada açtık. Derken zaten daha önce de başlamış olan bu İstanbul muhipleri, muhibban kesimimiz vardı. Hepimiz ayrı meşrepteniz, ayrı dünya görüşlerindeniz. Evet. Bir yerde birleşiyoruz. İstanbul sevgisi. İstanbul sevgisi. Tanpınar'ı da seviyoruz. O ayrı ama İstanbul sevgisi. Şimdi birlikte geziyoruz. Diyelim ki daha önce geçtiğimiz yolda bir ağacın kesildiğini görüyoruz. Hayıflanıyoruz hemen pat sosyal medyaya. Ya da bir çeşmenin hali, bir sokağın hali, bir evin hali. Bunları paylaşmaya başladık ve bir ortam oluştu. Burada tek ortak noktamız birbirimizin İstanbul sevgisine saygı duymamız, Tanpınar'a değer vermemizdi. Ve huzurun rotası diye bir şey başlattım ben. Aa, çok güzel. Evet, şurada... Burada yok galiba. Şunların içinde olacak. Huzurun İstanbul'u şu mudur hocam? Hayır hayır. Kitap. Böyle küçük broşürlerde. Hiç buna müzikler. Gerek yok. Tanpınar Merkezi'nin bir İnternet sitesi var. Sitesinde. Eyvallah. Evet. O siteye girdiğinizde. İzleyenlerimiz oraya girince o metni orada olacak. Hatta telefonunuzda. Herhalde. Şimdi giriyorsunuz haritanın üzerine. Huzuru okuyorsunuz. Nereden iniyor? İşte Kapalı Çarşı'dan aşağı Mahmutpaşa'ya doğru iniyor. Tam bastığınızda siz o rotayı onunla birlikte yürüyorsunuz. Aplikasyon yapıldı çok, burada. Aplikasyon var böyle. Elbette. Müthiş. Hatta o dönemin fotoğrafları kondu. Hatta aynı anda işte... Müziği de dinleyerek. Müziği de dinliyorsunuz. Çok iyi. Çok güzel. O dönemin fotoğraflarını görüyorsunuz. Biz bunları bir böyle... Bir programı da aslında böyle mi yapsak ya? Dışarıda. Mesela olabilir. Hocamla birlikte çok güzel. Huzurun güzel rotasını izleyerek böyle birkaç evet program yapsak keşke. Ama tabii bitmediği için 5 ayrı rota yapıldı bunda. Yani Suriçi. En azından bir güzel rotayı gezip sizinle. Üsküdar muhteşemdi. Olmuş. Çok güzel gezdik İstanbul'u. Ama Üsküdar'ı. Fakat bunları kendimiz için yaptığımız için o kadar büyük keyif alıyorduk ki. Sonra oturuyorsunuz bir duvar dibinde, işte hasır iskemlelerde çayınızı içiyorsunuz. O medreseler, o camilerin avluları o kadar güzeldi, geldi ki bize. Çok mutlu olduk. Yani iyileştik adeta. Ve bunu tekrarlamak istedik. Ve bunu da bir şeye dönüştürdük. Merkezin bir içinde. Merkeze dönüştürdünüz. Ancak işte bu rektörlük mevzusu işin içine girince bir inkıta dönemi oldu. Neyse artık yeniden bir canlandıracağız. Şimdi hazır bu, taliplerimiz de var. Bu merkez için. Nerede hocam? Hani belki izleyenler. İşin asıl vahim tarafı o. Tarafı burada önce evet. Önce Kültür Bakanlığı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Başta Coşkun Yılmaz Beyefendi'ye çok büyük İl destekler, kültür İl Kültür Müdürümüz Coşkun Yılmaz Beyefendi'ye çok büyük destekler verdi bize. Biliyorsunuz çok da güzel bir Tanpınar Kütüphane Müzesi var evet. Alay ben Köşkü'nde. Ben geldim, Orhan Pamuk'un bir konuşmasını yaptığı güne yetiştim orada. Öyle mi, orada evet, mıydınız? Oradaydım. Evet, oradaydım. Evet, açılışı orada yaptık. Sonra orada bazı konferans serileri devam ettirdik. Bize mekan desteği verdiler ama bizim bir mekanımız hiç olmadı. Bazen bu merkezin ününü duyan yurt dışındaki çevirmenleri İstanbul'a geliyoruz, merkezi ziyaret etmek istiyoruz dediklerinde ben ne yapacağımı düşünüyordum. Eyvah, ben şimdi onları nerede ağırlayacağım? Yer bu, yok çünkü. Bu eski Türk filmlerinde falan var ya, başka bir yer kiralıyorsunuz. Aynen öyle neredeyse. Hatta çoğu kişi Coşkun Bey'in Kültür Bakanlığı mekanını Tanpınar Merkezi zannediyormuş. Bunu da aklı karıyı seçtik. Hayır, orası değil, orası müze, biz merkeziz demekten. Şimdi benim rektörlüğün alt katında bir ofisim var. Burayı hani üstü örtük bir şekilde bir Tanpınar Merkezi gibi. Yani orada toplayarak, orada konuşarak dostlarımızı bir ofis gibi, çalışma ofisi gibi değerlendiriyorum. Çünkü rektörlüğün işleri de çok,
ama merkezin işlerini yürütmek istiyorum. Ve en yakını da hemen yanımda durması tabii ki orada. Fakat Tanpınar Merkezi'nin bir mekana kavuşması gerek. Kesinlikle. Çünkü bunu hocam birçok kişiden ben duyuyorum. Evet. Birçok insan. Nerede bu? Evet, nerede bu merkez diye garip bir arayışa girmiş durumda. Aslında hocam, mekana ihtiyacımız yok. Mekanımız sosyal medyadaki o platformlarımız. Tabii. Mekanımız İstanbul. Fakat öyle kuvvetli bir etki yarattı ki Tanpınar Merkezi. Hakikaten böyle cisimlenmiş büyük bir müze mekan beklemeye başladılar. Evet. Bu da benim boynumun borcu. İnşallah rektörlük sürecim bitmeden önce üniversitemizin bu çok kıymetli araştırma merkezine bir mekan İnşallah. Sağlayabilirim. Biz de o mekanı sağladığınızda açılışa o zaman çok gelmeye buradan. Ben karşıyım. Neden? Hocam şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar'ında anlattığı gibi bütün müesseselerin ve enstitülerin eninde sonunda bir yerde saatleri ayarlama enstitüsüne dönüşmesi kuvvetle muhtemeldir diyelim. O yüzden bence böyle devam edecek daha iyi olur. Bakın çok sevdim bu fikri. Gayet güzel değil mi? Mekana ne ihtiyacımız var? Tabii. Zaten hocamız tüm İstanbul'un huzurlu mekanı olduğunu söylüyor. Şimdi bir masa, bir mekan kurduğunuzda oraya masa alacaksınız. O odadan sorumlu birisi, temizliğini yapacak birisi, sonra bir müdür, sonra bir direktör, o iş uzayacak yani. Sistem, organizma oluşacak. Tabii o kendi içerisinde yaşayan bir değişik bir canlıya dönüşecek. Halbuki böyle daha güzel yani. Ben de aynı fikirdeyim sizinle. Ama zaten böyle bir geziyi inşallah yapacağız. İsteyenler yani, olursa da biz çok sevinerek yapalım. Hatta programımızla birlikte olabilir. Evet, evet, evet. Yani inşallah yetkililer buradan bizi dinliyordur. Evet. Öyle bir şey yapabiliriz. Hocam, şimdi bir şeyi izleyebiliyoruz. Özellikle bu programda sizin olmak çok mutluluk verici bizim benim için. Benim için öyle. Ve biz size baktığımızda Tanpınar'ın aksini görüyoruz yani aslında. Şöyle ki, yani bir ekol, bir okul Tanpınar. Bu kelimeleri ben de itiraz edebilir miyim? Tabii ki. Tamam, ediyorum. Hocam bir okul ve doğrudan kendisi olmasa bile öğrencileri Türkiye'de, bütün Türkiye sathına yayılan, özellikle Erzurum'un üniversiteleşme, okullaşma, edebiyat araştırmalarının gelişmesi konusunda çok ciddi çabaları oldu sanki. İşte Mehmet Kaplan şiir tahlilleri falan gibi eleştirinin gelişmesinde. Gerçi ben hani biraz mesafeli olduğum noktalar var kendisinin şiir tahlillerinin ama neticede burada çok ciddi bir çığır açan bir tarafı da olmadı mı Tanpınar'ın fikirlerinin ya da temas ettiği öğrencilerin ya da ondan etkilenenlerin? Elbette. Şimdi Mehmet Kaplan hocamız da Tanpınar'ın bir kere akademik olarak birbirine çok benzeştiğini söyleyemeyiz. Kendisi de bunu söylüyor yani. İkisi de bunu söylemişler, dile getirmişler. Tanpınar biraz artistik bir hoca. Keşke dersine girseydik diyeceğiniz ama zor bir hoca. Bir kısım öğrenci notları yayınladı. Hani yayınlandı edebiyat notları. Ama bakın okuyun, dikkat edin. O kadar toparlanmış notlar bile birbirinin işte kopuklukları falan vardır. Evet, evet. Ama Mehmet Kaplan hocamız, ben de kendisinden ders aldım. Son derece metodik ve dikkatlice bir silsile, bir sıra içinde anlatan, çok analitik bir şekilde o süreci, o dersi yöneten bir hocamızdı. Şimdi bambaşka bir şey. Ben aslında Tanpınar'ı hiç hoca olarak görmüyorum. Hmm. Kendisi de görmüyor. Hocalığı da hiç sevmiyor. Bakın günlüğünde de, mektuplarında da hocalık onun için sanki böyle bir zorunlu, para kazanması için yaptığı bir yük, bir iş. Milletvekilliğini niye kabul ediyor ve daha doğrusu hevesle koşuyor milletvekili olmaya? Çünkü kimse ondan bir şey istemeyecek, oturacak, yazacak. Bazı muhterizler diyorlar ki milletvekili oldu, millet için ne yaptı, ülke için ne yaptı, daha ne yapacak? Milletvekiliyken oturdu, rahat rahat Mahur Beste'yi yazdı, makalelerini yazdı, pek çok eserini o dönemde verdi çünkü rahattı. Bu da bir vatana hizmet değil midir? Kesinlikle. Dile hizmet etmiş. Kesinlikle. Burada Türkçe'ye hizmet etmiş. Politikacı olmamış. Zaten hiçbir zaman gündelik politikacı değildi. Onun biraz tuhaf, birazcık da dogmatik diyebileceğimiz siyasi fikirleri var. Asla haz etmediğim ve bağışlayamadım bazı, özellikle bu Antan Menderes'in sürecinde dile getirdiği bazı şeyler var. Tanpınar çapında bir entelektüeli asla yakışmayan cümlelerdir. Hamdi Bey, bunları nasıl yazabildiniz? Keşke konuşabilseydik. Bunlar yazılabilecek şeyler mi diye hayıflandığım şeyler, ama kimse mükemmel değil. Kusurlarımızla bu şimdi birlikteyiz. Hocalığı sevmiyor dediniz ya. Bunda genel olarak insanları
sevmemesinin bir etkisi olabilir mi? İnsanları sevmemek, yine siz burada zannediyorum günlükten yola çıkıyorsunuz. Çünkü şöyle diyor, ben genel olarak insanları sevmem, değil mi? Sevmediği çok belli. Mesela yani kitaplarına işte, falan baktığımızda hocam. Şöyle diyor. Yani bir insan fikrini sevebilir mücerret olarak ama sokaktaki insanı... Batmanı da mı seveceğim diyor mesela. Sevmediğini anlıyoruz şey, yani karşısındaki öğrencileri de muhtemelen öğrencilerine de karşıdan böyle... Cahil benim değil. Burada ne işim var falan diye bakıyordu yani. Yani bence doğrudur. Doğrudur. Olamaz mı? Olabilir hocam. Evet. Yani bu yönleriyle de anlamamız lazım diyorum evet. Yani. Kesinlikle. Peki hocam, tam Pınar'ın dünden bugüne takip edicileri, işte isimlerini burada saydık. İşte Zeynep Kerman Hoca, İnce Engin'in hani... Orhan Okay Hocamız. Orhan Okay Hocamız rahmetli. Hani Rol Emin Hocamız, onu da anladım. Böyle bir Tam Pınar geleneği var oluşmuş durumda evet. Akademide. En evet. Azından akademide. Evet. Hani sizin gibi hem akademide hem de edebiyat dünyasında da eserler veren birçok isim var. Hani hı-hı. Başta siz olmak üzere. Çünkü ben sizi mesela akademik dünyadaki yerinizden çok Tam Pınar'la ilgili neşrettiğiniz kitaplardan tanıdım. Öyle mi? Hani o izlek üzerinden mesela sizin eserlerinize ulaştım. Oldu. Biz sizi eskiden beri takip ediyoruz hocam. Öyle mi? Çok teşekkür ederim. Hocamız Sabit Fikir'de de bir... Oğuz Atay. Hem Sabit Fikir'de hem de Lacivert'te evet, de yazmıştım. Evet, Lacivert'te yazmışsınız. Sabit'te de bir Oğuz Atay yazısı yazmıştınız. Dolayısıyla Oğuz Atay da var, evet, Oğuz Atay da var. Var. Doğru. İşte yani oraya geleceğim. Yani akademik çevrelerde Tam Pınar'ın bir takip edici kitlesi var. Çok ciddi evet. İsimler, evet, önemli evet. İsimler var. Edebiyatta nasıl bir etkisi var kendisinden sonrası için? Onu konuşalım. Genç yazarlarda. Evet, muazzam ondan sonraki yazarlarda. Tam Pınar'ın paltosundan çıkan. O kadar çok iyi edebiyatın peşinde giden genç yazarın zaten Tam Pınar'dan yolunun geçmemesi mümkün değil. Yani değerinin farkına varması gerekiyor öncelikle. Türkçe'de böyle bir yazar var. Ben çok etkilendiklerini görüyorum. Mesela en çok dersem yani o izleyi en azından koruyabilen... Mesela bunu romanını da taşımış olan Murat Gülsoy'u söyleyebilirim. Hmm. Hmm. Kutsal Baba evet. Ve onun birebir bunu... Ama bakın daha önce bir dakika Orhan Pamuk'tan söz etmeliyim. Ben romancı olduysam Tam Pınar sayesinde oldum. Tam Pınar beni romancı yaptı diyor. Bir anlamda da borcunu da şöyle ödemiş. Dünyada ona sordukları zaman söyleşilerinde sizden başka kim var bu Türk Edebiyatı'nda? Tam Pınar var diyor. Ve Tam Pınar ondan sonra tabii ki bu TEDA projesinin de etkisiyle birlikte ikisi bir araya geliyor. Ve çok çevrilmeye başlanıyor. Yani 40 dilin üzerindeydi tabii. En son baktığımda. Tam Pınar çok çeviriyor. En son İspanyol çevirmeniyle birlikte konuşuyorduk. Peki dedim Tam Pınar okunuyor mu? Büyük yazarların her zaman okuru hiçbir zaman tabii ki çok olmuyor. Yani onu söylememiz lazım. İspanya'da da, İspanyolca'da da, İngilizce'de de. Bakın Penguin'de basıldı. Penguin modern klasiklerde evet, basıldı. Evet, ki kolay evet, değil, bir referanstır tabii. Yani orada basılması. Mesela ben kızıma hep Tam Pınar'ın ne kadar önemli bir yazar olduğunu anlatırım. Penguin Klasik'te görünce rafta şeyini, evet. Penguin Klasik'te mi bastı, modern klasiklerde mi bastı? Ha, o zaman iyi bir yazar. Ne kötü bir refleks değil mi? Bakın, çok kötü. Çok kötü bir refleks. Yani Gallimard'da Penguin'i görüp de... Aynı şeyi biz Türkiye'de de yaşamadık mı efendim? Kötü. Dergah basınca evet, böyle yapanlar evet. Yapı Kredi basınca koştular. Kesinlikle. Yani, hatta Yapı Kredi basınca sanki yazık. Yeniden keşfedilmiş gibi oldu. Oysa yıllardır dergah yayını bir basıyordu. Basıyordu ama bir kesim birden okumaya başlayınca gerçekten de ivme kazandı. Hiç okumayacaklar da okumaya başladılar. Doğru, öyle bir pozitif etkisi çok olmuş pozitif olabilir. Çok pozitif bir etkisi doğru. Oldu. Yani, çok. Doğru. En azından tahsih edebildik onları, o düzelttik o metinleri. Çok yararlı oldu o baskılar. Cevher yere düşmekle değerinden sakıt olmaz demişler. Evet. Gerçekten güzel bir eser verdiğinizde. Bulaşılır size o. Hiç, zaman onu ortaya çıkarıyor. Evet. Ve Ahmet Hamdi Tanpınar en azından kimsenin kayıtsız kalamayacağı eserler verdiğini gösterdi. Sık sık yapılır işte sizi... En beğendiğiniz romanlar sıralamasında falan hep Ahmet Hamdi Tam Pınar'ın romanları ön plandadır. Bir de Oğuz Atay takip eder onu. Tabii. Oğuz Atay'da nasıl bir izleyi var Tam Pınar'ın? İnanılmaz bir ruh akrabalığı var. Ben tabii. Romanların içinde birebir yani Tam Pınar'da geçen cümleyi ve sahneyi Oğuz Atay'da gördüm. Halbuki okumadığını biliyorum. İnanamadım. Oğuz Atay'ın paltosundan çıkanlar, Oğuz Atay kimin paltosundan çıktı diye bir yazı yazmıştım. Orada gördüm. Yani... Bizim kanımızda Alaturka akar diye bir şey vardır ya Tam Pınar'ın. Aynı şeyi mesela o bizde Alaturka akar diyor kanımızda. Diğeri bizim kanımızı döve döve Alaturka ile yaptılar diyor. Yani aynı cümleler. Nasıl bunları söyleyebilirler? Türk entelektüelinin modernizmle imtihanı. İnanılmaz herhalde. Bir şey. Yani Saatleri Ayarlamayısını okuyup bir şey yazmasını çok isterdim Oğuz Atay'ın. Çünkü çok anlayacağı bir eser.
o ironiyle, o kendi kendiyle alay edebilme potansiyeliyle çok etkileneceğinden emin. Ama son dönemlerini okumaya başlamış Tanpınar'ı Oğuz Atay. Fakat büyük yazarların böyle bir ruh akrabalığı oluyor birbirine Tabii. geçen. Aynı topraklardasınız, aynı şeyleri görüyorsunuz. Sezginizle, zekanızla nüfuz ediyorsunuz meselelere ve onları taşıyorsunuz edebiyatınıza. Yani sonra çok da... yalnız değilmişim diyorsunuz, tanıdık bir şey görüyorsunuz. Kaderleri de ne kadar benzeşiyor. Çok, günlükleri çok benzeşiyor. İkisi evet. de ihmal edilmenin hayıflanmasıyla evet. dolu okunmamanın. Tabii. İkisi de bence çok haklı değil, Oğuz Atay da haklı değil. Neden? Yani siz kalkmışsınız 70'lerde herkes edebiyattan slogan, işte bayraktarlık belli bir yöne doğru gençleri sürüklemesini falan beklerken, ideolojilerin güdümüne girmişken edebiyat kalkıyorsunuz. Şehirli birinin başından itibaren, Cumhuriyet'in başından itibaren getirerek, hatta daha da öteye işte Abdülhamid'e kadar gider, hatta Orta Asya'ya kadar gider o dili kullanarak. Bölümde, evet. Siz öyle bir kültürü buraya getirip o tekil modern şehirli insanın dramını anlatmaya çalışıyorsunuz ve kendi kendisine anlattırıyorsunuz üstelik. O kadar yeni bir şey ki. O dönemde tabii ki buna diyeceklerdi. Demeyenler de çıkmış ama. O da az. Yani Tanpınar'ı okuyan birkaç iyi varsa, Oğuz Atay'ı okuyan da birkaç iyi var ama onlara yetmiyor. Oğuz Atay'a da yetmiyor. Kitlelerin yazarı olmak istemiş. Olamazdı. Dönem değişti. 80 sonrası. Orada gündeme geldi Oğuz Atay ve okunmaya başladı. Yani Oğuz Atay'da Tanpınar'dan çok Nabokov etkisi var neredeyse biçim olarak. Böyle mesela Solgun Ateşi'ne kadar benziyor o şarkılar. Bakın ben ona katılmıyorum. Ne Niye Solgun hocam? Ateş'e, ne Joyce'un işte Ulysses'ine. Ulysses'ine. Hayır, hayır. O zaman bunu etkilenme olarak görüyorsunuz. Oğuz Atay başına bunun geleceğini biliyormuş. Bakın açın okuyun. O Armağan kitapta metnini vermiştim bir şeyin söyleşisinde. Beni okuyanlar bunları benden önce yapanlar olduğunu göreceklerdir diyor. Ve isimlerini sayıyor şu yazarlardı. Ama ben burada başka bir şey yaptım. Ben kendi insanımızın hikayesini yazdım diyor. Kendi insanımız dediği bir şey var. Hakikaten de tabii, yönteminiz falan farklı olabilir. Doğru, evet yani doğru. Bir aynı yöntemi kullanmış olabilirsiniz. Nabokov'un işte Pale Fire'la benzeşebilir yöntem açısından. Bir arayış, bir ölen birinin peşine falan. Ama orada anlattığı şey buraya ait bir şey. Yeni. Bununla da kalmıyor. İyi bir şey yazar Oğuz Atay. Yani Tanpınar'ı yaşatan bir edebi güç varsa Oğuz Atay'ı yaşatan da bir edebi güç var. Bunların bu edebi güçleri olmasa zaten bugüne gelemezlerdi. Yani şeklini almış. O şekli doldurmuş kültür içini. Kültür etkileşimi yani hani Tanpınar'ın zamana karşı duyduğu ilgi Proust'ta da hani diyelim olan bir şey diyelim. Yani bu biraz yazarların ilgi alanlarının benzerlikleriyle alakalı. Sadece tutunamayanların şarkılar bölümünün Solgun Ateş'teki o biçim benzerliğini evet, söylüyorum. Evet, çok yani, bariz bir biçim hani, benzerliği var. Ama bu zaten hani onun da yabancı dili var. O dönemde çevirmemişse bile o biçimden etkilen bu şiirde olabilir. De olan bir şey. Yani evet. Şimdi Eliot'un biliyorsunuz Çorak Ülke diye Çorak çok ya, müthiş bir yani, şiiri müthiş, vardır. Evet. Dönem için çok önemli müthiş, bir şiirdir. Evet. Troya önünde atlar diye Anday'ın mesela şiiri vardı. Hani biçim olarak değil mi? Oo ararsanız Tanpınar'da neler var nedir? Tanpınar'da da yani neler var. Yani efendim, dolayısıyla evet. Bu hani sonuçta kültür böyle bir şeydir. Yani etkilerle ilerleyen bir şey. Aranjman mı yapmışlar? Öyle mi demek istiyorsunuz? Yani kendine ait kılmış mı onu? Evet. Ben ona bakarım. Tabii ki tabii. Kendine kesinlikle. Ait kılmış. Dili de şekli de içeride hepsine. Kendine ait yani Oğuz Atay edebiyatı, Tanpınar edebiyatı diye kimliğine bastığı bir metin oluşturduysa, önümüze koyduysa bunu ben ona bakıyorum. Kesinlikle zaten yani böyle yazarları daha ilk sayfasından okumaya başladığınızda başka bir evrene değil mi? Başka bir dünyanın içine doğru adım adım gitmeye başladığınızı çok rahat bir şekilde hissedersiniz yani. Bu yazarların en büyük özelliği odur. Evet. Peki ama sona doğru yaklaştık. Yani şöyle biliyorsunuz her yerde kar var diye bildiğimiz şarkı. Aranjmandır. Alıyorlar notaları, üzerine söz yazıyorlar. Ya da Memleketim şarkısı var ya, Aytin Altman meşhur. Bir eski bu Yidiş dilinde yazılmış geleneksel Yahudi şarkılarından birinin üzerine bu şarkı çok güzel olabilir. Hakikaten bazı şarkılar bakıyorsun orijinalinden bile güzel yani. Tabii burada da öyle. Çünkü yani mesela şiirde bu çok etkin bir şeydir. Bizim ikinci yeniciler biliyorsunuz Fransız şiirinden çok etkilenmişlerdir. Yani hatta Cemal Süreya'da falan böyle Aragon dizilerinde direkt böyle bulabilirsiniz ama onu Cemal Süreya böyle müthiş bir üslupçulukla kendileştirmiştir zaten. Yani onu artık hani Aragon'un dizesi değildir zaten, o artık. Zaten bu da bu kendileştirme dediğimiz şeyde bir kültürün canlılığını gösterir herhalde hocam. Öyle düşünüyorum. Evet.
Peki kitap tanıtalım mı birazcık? Son dakikalara doğru yaklaştık. Kaç dakikamız kaldı sevgili yönetmenim? 7 dakikamız kalmış. Dolayısıyla bol bol kitaplardan bahsedebiliriz. Bence hocamın kitaplarından bahsedelim. Sizden başlayalım. Burada Dünyam diye bir dergi gibi sanki görüyorum. Yanında şu bakanlığın bastığı Tanpınar kitabı var. Hani buradan hangi kitapları Dünyam tavsiye edebiliriz? Dünyam arşivde bulduğum fotoğraf ve belgeleri hemen Adile Celle sempozyum için hazırladığım küçük bir dergi. Şuraya neden Dünyam dersem, İbrahim Bey, ben şu paragrafta göreceksiniz. Kendi meselelerimi anlatmak istediğim bir dergi çıkarmak istiyorum. Adını da Dünyam koyacağım diyor. Bu onun. Bunu da daha tam sonra... Tam bir tür nazire var burada yani. Tabii tamamen onun cümlesi. Hı-hı. Onun yapmak isteyip yapamadığını yapmış Eyvallah. Olmuş gibiyim. Bu da onun genişletilmiş hali. Hı-hı. Daha fazla bilgi ve belge var içinde. Bu beni mutlu ediyor. Yani bir edebiyat arkeolojisi gibi. Yani yayınlanamamış şeyleri yayınlamak. Bakın bu açıdan ben mesela Beşir Fuad'ın tartışma metinlerini onun ölümünden sonra ortaya çıkarmak ve kitaplaştırmaktan çok az duydum. Oğuz Atay'ın yine hiç bilinmeyen yazılarını ve okunmamış yazılarını bir araya getirmekten. Aynı şekilde bu. Beni çok mutlu ediyor. Peki sevdiğim yakında yazarlar. Var mı bir beklediğimiz bir Tanpınar metni hocam kitaplaştırılacak? Bilmiyorum okudunuz mu? Orfeus'un Şarkısı diye bir kitabım vardı benim. Onu okumadım hocam. Yapı Kredi yayınlarından çıkan Tanpınar'ın romanlarında Aşk ve Kadın. Bu kitapta Tanpınar'a epey yüklendim. Çünkü onu bir kadın düşmanı gibi değil ama kadını nasıl nesneleştirerek kullandığına dair bazı ciddi sözlerim var. Hatta bizi Tanpınar'dan soğuttun diyen arkadaşlarım bile oldu. Hayır öyle değil. Yani Tanpınar eleştirilmez değildir elbette. Ama onu neden yaptığını da anlamaya çalışarak yazmıştım o metni. Onun işte baskısı yok. Onun üzerinde çalışıyorum şimdi ikinci baskısı için. Ama o kadar çok şey var ki yazacak Tanpınar için. Bakın en önemlisi de bence şu. Edebiyat tarihinin ikinci cildini okumak ister miydiniz? Yani öyle bir şey mi var hocam? İstemezdim hocam. İstemez yükçü. İstemezdim yani. Evet. Okuduk gördük biraz 30-40 sayfa anladık konuyu. Latife ediyorum. Elbette. Şimdi ona çalışmış fakat bırakmış, geliştirmemiş. Edebiyat tarihinin birinci cildinde Namık Kemal'i merkeze koyar evet. ve onun etrafında bir evet. şey örüyor ya. Namık 19. yüzyılda bize evet. Evet. Sonraki dönemi de Fikret'i merkeze koyuyor ve Fikret'in etrafında hatta şey Halit Ziya için böyle bayağı ağır şeyler söylüyor. Hiç beğenmiyor Halit Ziya'yı. Bayağı ağır şeyler var. Fikret etrafında bütün o dönemi anlatıyor. Bunlar parça parça. Şimdi bunları işliye işliye bir çalışmaya dönüştürmek Peki, gibi bir projem var. Peki bunlar dağınık bir metinler toplama halinde metinler mi siz buldunuz ama arşivde? Metinler toplama ikinci cildi çalışma dosyası notları diye bir şey var. Onun içinde. Yani bu şu an hazırlanıyor diyebiliriz yani çok rahat bir şekilde. Diyorum bu idari işlerim onu da çok seviyorum elbette rektörlükte yaptığım çok beni mutlu eden işler var ama bunlar birazcık daha ağır aksak ilerlemeye başladı. Hevesle çalışmak istediğim bir şey bu da. Eyvallah hocam. Buyurun. Bu çok harikulade bir şey olmuş hocam yani Tanpınar'ın hayalini siz gerçekleştirmişsiniz. Dergiydi onunki. Evet. Bizimki küçük bir anma. Bu da bir mecmua olmuş evet. yani aynı zamanda. 32 yahut 48 sayfa diyor aşağı Şurada yukarı. Şurada daha aynı. Ciddi hali Burada de daha, var evet, sanırsam. Bunu Küçükçekmece Belediyesi'yle birlikte hazırlamıştık yine bir yıl döneminde. Bütün fotoğraflarıyla. Fakat değişik bir fikir değil Şu mi hocam? Şu fotoğraf size neyi hatırlatıyor? Bu işte adadaki bakın, şeyin toplanma bakın, değil mi? Bakın, Mümtaz, Adile Hanım, Sabih Bey ve Nuran. Kesinlikle. Muazzam Peki, değil mi? Hakikaten Nuran mı o karşıdaki? Yani, Hayır Nuran değil, diye bu kadar mı denk düşebilir arkadaşlar? Bakın şuradan göstereyim, şuraya. Şuraya odaklanın. Bakın bu Mümtaz yaşlı tam benziyor. Nuran beyaz bir rüyayı andıran yüzüyle birazcık cadı bir tiplemeyle Adile Hanım yanında mazlum. Adadaki Sabih. Buluşma sahnesi Adaya gibi. Gidiyorlar. Evet o sahne birebir fotoğrafta. Evet. Çok etkilenmiştim bunu gördüğümde. Hemen yanına da onunla ilgili bir metni koymuştuk. Müthiş. Harika. Evet harika. İbrahim Bey sizin tanıtacağınız kitaplar var sanırım. Alev Alatlı'nın son kitabı Turkuaz Kitap'tan çıktı. Suç Ortağı Hollywood diye. Biraz daha şöyle döndürürseniz. Evet görüyoruz değil mi? Süper. Çok görüyoruz. Sarsıcı tezler olan yine bir kitap. Her zamanki gibi. Tabii. Hollywood'u ne derler argoda hallaç pamuğu gibi atmak mı derler altını üstüne getirmek. Birçok farklı açıdan özellikle suç ortağı olarak. İnceleyen çok harikulade bir kitap. Bu çok yankısını bulacak bir kitap gibi geliyor bana.
bütün suç izleyicilerimize ortağı tavsiye ederiz. Suç unsuru da denilmiş. Evet. Burada bizim yine sahi kitaptan çıkan, Babalar Günü vesilesiyle çıkan, cemiyet tarafından tanınmış insanların, oyuncular var içlerinde. İşte Engin Altan Düzyatan var, hemen baktığımızda gördüğümüz Kubat var. Serkan Kaya var gibi isimlerle yapılmış mülakatlardan çok güzel. Babalık oluşan babalık üzerine yani, tabii üzerine. Çocukları olan. Çok hoş. Bizim Günaydın'daki sanat yazarımız İlker Gezici bu kişilerle görüşerek izlenimlerini kaleme aldı. Bunu da okumaya başladım. Son derece keyifli bir kitap. Biraz onu da daha döndürerek tutalım. Tavsiye ederim. Şöyle okurlarımız da görsün. Evet. Sahi kitaptan. Tabii. Bu iki kitap da Alev Hanım'ın, Alev Alatlı'nın Suç Ortağı Hollywood ve Babamın Kitabı da şimdi yeniden raflarda. Daha yeni raflarda. Vaktimiz var mı? Bir kitap daha. Tabii. Çok önemli. İki dakikamız var. Bol değerlendirelim. Hilal Kaplan. Bir dakikamız var artık. Peki. O zaman bunu daha ileride değiniriz ama çok tartışılacağını umduğum Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim kitabı bu hafta raflarda yer alıyor. O da en sıcak kitabımız şu anda. En sıcak kitap. Bunun üzerinde daha sonra tekrar konuşuruz. Eyvallah. Ama zaten çok konuşulacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Eyvallah. Bir dakikamız var ama ben de hızlıca yine sıcağı sıcağına bir kitap tanıtayım. Şöyle sanırım kameramız alabiliyor. Mustafa Kutlu hocamızın daha bana yeni ulaştı bugün. Yarısında hemencecik okudum. Dergah dergisinin arka kapağında yazdığı yazılardan oluşan Selam Olsun isimli yeni kitabı. Tabii ki Dergah Yayınlarından. Bu kitapta da Mustafa hocamızın çevresindeki önemli isimlere dair hayatta olanlar ve ahirete doğanlarla ilgili yazdığı çok tatlı yazılar, çok duygusal yazılar. Tabii ki Mustafa Kutlu'nun o orijinal üslubuyla çok severek okuyabilirsiniz. Ben de bugün gün içerisinde neredeyse yarısını bitirdim. Resimlerle bezenmiş çok güzel bir kitap. Ben de hararetle tavsiye ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de buradan tabii bir kitap, bir hakkım varsa eğer. Doğukan İşler'in. Zaten Doğukan'ın size selamı vardı. Evet, ben de buradan selam göndermiş olayım. Ortak yazar zevkimiz var Doğukan'la ve birbirimize bunu da paylaşıyoruz. Oğuz Atay konusunda bir... Oğuz Atay var, Pamuk var, Tanpınar var, hepsiyle. Genç okur ve yazar arkadaşım olarak selam gönderiyorum kitabıyla. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Keyif aldık. Biz çok keyif aldık. İnşallah başka bir programda daha görüşmek isteriz. Geziye gideceğiz daha. Evet, geziye gideceğiz o aklımızda. Bunu biz planlayalım o zaman. Bu kameralardan takalım kafamıza. Eyvallah planlayalım. Sevgili seyirciler, Millet Kıraathanesi'ni bu gece noktalıyoruz. Bir başka bölümde görüşmek üzere efendim. İyi günler.